Evet, günaydınlar, merhabalar. Değerli bilişim uzmanları, değerli meslektaşlarımız, programa katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bugün Opre kapsamında Amazon Web Servislerinin ve Rackspace Teknoloji'nin Türkiye için, üniversiteler için sunacağı hizmetleri tanıtımını yapacağız. Bizim bildiğiniz gibi ULAPnet kapsamında yaklaşık 20 yıldır üye olduğumuz JEAN Avrupa Akademik Ağı kapsamında yapılan anlaşmalar çerçevesinde Avrupa Birliği'nin bir projesi olarak, Avrupa Komisyonu'nun diyelim bir projesi olarak başlatılan OKRE çerçevesinde ticari bulut sağlayıcıları, global anlamda hizmet sağlayan bulut sağlayıcıları üniversiteler için özelleştirilmiş ortamlar ve birçok imkanlar sunmakta ve mevcutta yürürlükte olan sözleşmeler için dahi daha indirimli, daha uygun kullanım sözleşmeleri sağlayabilmekteler. Bugün burada bu kapsamda Türkiye'de hizmet vermeye arzulu, istekli olan Amazon Web Space ve Rackspace Teknoloji işbirliğinin hizmetlerini kapsayacağız. Programımızda bugün sevgili David'in Rackspace bölge sorumlusu olarak OKRE tanıtımı olacak. Onun dışında Amazon Web Services çözüm mimarı Esra Kayabalı hem hizmetleri tanıtacak, hem bulut kullanım senaryolarını, hem de ayrıca makine öğrenimi, Kubernetes, HPC gibi konularda Amazon'dan nasıl faydalanabilir, bunları anlatacak. Ayrıca hepimizin hassas olması gereken KVKK ve siber güvenlik direktifleri çerçevesinde mevcut genelgeleri, yasaları ihlal etmeyecek kullanım senaryolarını konuşmak üzere ve bilgilendirme yapmak üzere Zeynep Ünlü Hanım'dan bir sunumumuz olacak. Program bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Katılımcılardan kayıt alınmakta bildiğiniz gibi. Daha sonra Amazon Web Services tarafından doğrudan ilgi ve ihtiyaçları tespit etmek üzere e-mailler gönderilebilir. Burası bir yasal olarak sağlanacak imkanlarla ve anlaşmalarla üniversitelerin faydalanacağı ortamları sunmak için bir bilgilendirme ortamı. Amazon Web Services Türkiye'de ve dünyada bunun en büyük sağlayıcılarından bir tanesi. Opre'nin başka hizmet sağlayan, Opre projesinin altında hizmet sağlayan başka bulut hizmeti veren kurumlar da mevcut. Opre hem üniversitelerin tüm bilişim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor ki bugün burada onunla ilgili senaryolar da göreceğiz. Ama örneğin KVKK'nın hiç söz konusu olmadığı Earth Observation, yani dünyanın gözlem verileri, uydulardan toplanan görüntülerin olduğu verilerin, çok büyük dataların olduğu projelerde özellikle önceden hazırlanmış ortamlarla çok hızlı bu verilerin işlenmesi, sağlanması, aktarımı ile ilgili olarak kolaylıklar sağlayan imkanları da var. Bu tür projeler için de ağırlıklı olarak Avrupa'da kullanılmakta. Ülkemizde de üniversite bilgi işlemlerimize bu anlamda üniversitenin normal bilgi işlem ihtiyaçları, uzaktan eğitim ihtiyaçları, web sunucusu ihtiyaçları gibi ihtiyaçlar dışında araştırma gruplarından gelecek ihtiyaçlar için hem mevcut ortamlarıyla yardımcı olma imkanı var, hem de ihtiyaçlara binaen farklı bir ortam hazırlama ihtimali olabilir zannediyorum. Bugün bu konularda değerli uzmanlar bilgi paylaşımı yapacak. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Kayıt alınmakta. Bu kayıtları daha sonra sizlerle paylaşacağız. Ve bundan sonra da bu anlamda bilgilendirme toplantılarına devam edeceğiz. Toplantının organizasyonunda emeği geçen, bugün burada sunum için hazır bulunan değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum. David'in sunumu İngilizce olacak ama Zeynep Hanım sunum slaytlardan sonra kısa bir bilgilendirme yapacak. Bunun dışında sorularınız olursa
chatten ve en son soru-cevap kısmında da mikrofonlar açık olarak karşılıklı iletişim halinde programla ilgili bilgilendirme yapmak mümkün olacak. Katıldığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Programın organizasyonunda emeği geçen arkadaşlarımıza Amazon Web Services sorumlusu Zeynep Alacalı ve Berin Özselçuk Hanımlara, bugün sunum yapan Esra Hanım, Zeynep Hanım, David Bey, hepsine çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Verimli, faydalı bir oturum olacağını düşünüyorum. Sözü daha fazla uzatmadan ben David'e bırakmak istiyorum. Merhabalar. Tanıtım için teşekkürler. Herkese hoş geldiniz. Webinar bu bölümü için İngilizce diline geçeceğiz. AWS'den meslektaşım Zeynep Hanım sunumumun bazı önemli kısımlarını çevirecek. My name is David de Groot from Rackspace. AWS's European partner on the Zeant OKRI framework. Rackspace is an AWS premier partner. We are active in 120 countries around the world. And for people that know Gartner, we are a Magic Quadrant leader for public cloud infrastructure and professional and managed services. Rackspace is, of course, extremely proud that we can fulfill this position on the framework together with AWS. And we are very optimistic and happy with the opportunity to address the entire education and research space in Turkey. Together with AWS and Ulaagbim, and of course, all members of Ulaagbim. We see it as an incredible opportunity to make a difference in the education and research sector and to really drive adoption of cloud. So, for the webinar today, I would like to discuss the following topics: what is OKRI? Who is Rackspace Technology? What is the Rackspace technology value of OKRI? What does Rackspace and AWS bring you through the OKRI project? How do you get started? An onboarding process and an example of how things work. And of course, question and answers, should there be any. So let's start off with what is OKRI? OKRI stands for the Open Clouds for Research Environments Project. It was launched a couple of years ago, but the most recent iteration was launched in 2019 as a pan-European tender. It was partially funded by the European Commission, and the goal for this framework is to accelerate cloud adoption in the European research community by bringing together cloud providers, Earth observation organizations, and of course, most importantly, research and education community. To ready-to-use service agreements and the avoidance of public procurement. The tender was set out across all 39 countries in the EU, but also in Middle East. And Rackspace has been awarded the position of AWS in 38 of these countries, including Turkey, which we are, of course, very happy with. As mentioned, one of the big benefits of this framework is that all members of Ulaagbim can avoid public procurement and can work directly with cloud providers they choose. Going on to the next slide. Maybe before you jump, I will translate like very briefly. Tamam. David'in ilk slaydında bahsettiği gibi bir iki cümleyle Mirat Bey de çok güzel açıkladı zaten. Ulaagbim, Türkiye Ulusal Araştırma ve Eğitim Ağı yani İngilizce kızartması ENREN olarak Avrupa Akademik Ağ üyesi. Genel bulut hizmeti sunan bu ağ, OKRE yani bizim bugün konumuz olan araştırma ortamları için açık bulutlar ile Avrupa'daki araştırmacıların ticari bulut hizmetlerini kullanılmasını kolaylaştırıyor. OKRE, araştırmacılar, kurumlar ve bulut servis sağlayıcılar yani AWS ile arasında bir köprü görevi görüyor. Bu köprü görevi esnasında yürürlükte olan sözleşmeler de dahi indirimli fiyatlarla bulut servislerini kullanabilme ve ihaleye çıkmadan servisleri kullanabilme fırsatı tanıyor sizlere. Rackspace'in de zaten 38 ülkede bu ağı AWS'le birlikte temsil ettiğini bir sonraki slide'da göreceğiz. Thank you, David. Yes.
So we will, of course, mainly talk about AWS and the OCRI framework. But before we dive a little bit deeper into AWS and the benefits of the framework, let me start with a brief background on Rackspace. As mentioned, we are active in 120 countries around the world. Together with AWS, we help our customers maximize the value of cloud at every stage of their digital transformation. So this could be very simple, such as a university migrating to the cloud, to remote learning during, for instance, the COVID situation, or very advanced topics, such as machine learning or high-performance computing. And we do this by helping our customers with the best expertise to make the best choices in the field of cloud and everything related to it. If you look at the slide, you see that Rackspace is one of the leading amount of AWS certifications around the world. We got 2,800 technical certifications with 3,200 accreditations worldwide. And I think it is very important to mention that we have 14 AWS competencies. Perhaps some of you have already seen on the slide that in addition to a migration partner, we have these expertise, premier expertise in education and, for instance, machine learning, which I think is very important and is very actual today. This combination of machine learning and education competencies, these are quite unique in EMEA. There are only a handful of partners who have these kinds of certifications. So you might be pleased to see that Rackspace is a partner that can really help you on your journey, wherever you are, with a lot of technical competence. Seeing these numbers, before I go to the next slide, I will first, of course, let Zeynep translate a bit. But seeing these numbers might give you the impression that only major universities, research institutes, or companies can take full advantage of the framework. Let me say it this way. I think it's important that we mention that we are equally adept at meeting the needs of smaller universities, education institutes, research institutes, all ULAGBIM members. We are also equally adept at servicing customers who are in the very early stages of their cloud journey to the customers that are way more advanced. I'll stop there, Zeynep. Teşekkürler David. 38 farklı ülkede bu ağı AWS ile birlikte temsil ediyor Rackspace ve 2800'den fazla teknik AWS sertifikası var. Ve burada altını çizmek istediğimiz nokta 15 tane AWS yetkinlik alanının bulunması. Burada Rackspace'in skalası çok geniş. Database'den IoT'ye, yapay zekaya, machine learning'e gibi farklı konularda son kullanıcılara yardımcı olup projelerde büyük küçük fark etmeksizin aslında kurumların bulut süreçlerinde destek olarak inovasyon ve dijitalleşme yolculuklarında Rackspace AWS ile birlikte sizlere aslında destek oluyor. David, I think we can jump in the next slide. That's good. I would like to add to that one more thing, that of course Rackspace you can work still with AWS. So for all the Turkish universities that would like to work with their local Turkish colleagues of AWS or with the Turkish solution architects at AWS, this is of course not a problem. So this can still happen. Çok önemli bir noktaya değindi aslında David şu anda. Türkiye'deki kurumlarımız direkt olarak bizim çözüm mimarlarımızla, yani mesela bugün aramızda Esra var. Esra ile birlikte ya da farklı çözüm mimarlarımızla birlikte bir araya gelerek aslında projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunup burada ilerleme de kaydedebilirler. Rackspace de bu bağlamda ekstra yanımızda olabilecek bir çözüm ortağımız olur. Tamam. Teşekkürler David. Going to the next slide, I think it's very important to mention and to understand what does Rackspace bring to the framework in Turkey. So the first thing is that we are giving big and small clients the benefits of being part of a large procurement, meaning that we give all the customers, so all the members of ULAGBIM, 6% discount on their complete AWS bill. We will also give them free access to
to industry-leading tools, for instance, to optimize their cloud spend, such as Cloud Health, which is a program by VMware. We will also give them well-architected reviews every quarter to best practices according to AWS. And these are just a couple of the free benefits that you will get by joining the framework. Also, there is a lot of training available from AWS's perspective that they bring to the table on this framework, where we can always talk about later. Going to the next point, very important, we already mentioned it, avoiding public procurement. So it's not necessary anymore to work with tenders. Customers can work directly with AWS. The other thing is that we have funding programs available, which are definitely great, such as MEP program, which is the Migration Acceleration Program, where AWS will help you fund a big part of your assessment and migration cost to the cloud. But equally, they also have proof of concept funding programs where they are happy to invest with credits into machine learning, AI, and high performance computing projects. So I think this is something very interesting to explore. We have technical access to pre-sales, of course, consulting from both AWS and Rackspace, but also helping you to set up, if you are not a current user, to help you set up your AWS accounts and AWS infrastructure. And of course, operational support, as mentioned, from either AWS or Rackspace, whatever is preferred, of course, by you. So as a key takeaway, and I think this is important for Zeynep maybe to translate, I would like you to remember that you get 6% discount on the complete AWS bill. There is no need for public procurement or tender. You can work directly with AWS. You get access to all funding programs like MEP, proof of concept, proof of value, easy transitioning and setting up new AWS accounts and environments, and technical and operational support from both Rackspace or AWS in the Turkish language. David çok güzel özetledi en son. Bahsettiği bütün maddeler aslında bizler için çok değerli ve kurumlarla hepsini teker teker paylaşmak için çok istekliyiz. Ama genel anlamda özetlemek gerekirse Rackspace'in yararları arasında kurumların projelerini test ederken AWS kredilerinden faydalanmaları bizim bugün vermek istediğimiz mesajlardan bir tanesi. Support servislerine ulaşımın kolaylığı ve bu ilk bir önceki slide'da bahsettiğimiz 15 AWS yetkinliğinden yararlanarak sizlerin farklı servisleri deneyerek dijitalleşme yolculuğunuzda aslında hızlıca destek avantajları yer almakta. Burada Rackspace ve bu ağ üzerinden %6 oranında bir indirim avantajı alıp bütün kredi programlarından da faydalanabiliyorsunuz. Örneğin bir projeniz varsa şu anda ve burada AWS servislerine 200'den fazla AWS servisini deneyebilmek açısından biz sizlerle görüşüp burada gerekli kredi programlarını bilgi alışverişinde bulunmak isteriz. Teşekkür ediyorum David. So going to the next slide, which is important. So how do you get started? So if you already have an AWS account, if you don't already have an AWS account, or if you have a non-Ocri supplier that you are currently working with, but you would also like to use the Ocri framework. I think the answers to these are all the same. If you already have an AWS account, please contact your AWS contact person in Turkey. Of course, you are also free to contact me, where I will include AWS into the conversation. If you don't already have an AWS account, please feel free to also reach out to AWS in Turkey or reach out to Rackspace. And if you have a non-Ocri supplier, so if you are currently working with a Turkish partner, then this is not a problem. You can also transition to the framework. And also in this case, please contact us and we will help you to make this work and set you up for success. Zeynep, maybe you can translate this before we go to the next slide.
Nasıl başlamak isteyeceğiniz konusunda her zaman bana ve David'e ulaşabilirsiniz. Biz burada sizlere yardımcı oluruz. Bir sonraki slaytlarda zaten hani süreci de göreceğiz. AWS hesabı nasıl oluşturulur? Bunlarla ilgili internetten de hani adımları öğrenebilirsiniz. Ama ben memnuniyetle yardımcı olurum. Sorularınız oldukça lütfen chatten de yazabilirsiniz. Ben sorularınızı David'e de ya da diğer konuşmacılara da aktaracağım. Teşekkürler David. So how does the onboarding process look? I will go into this very briefly because I don't think it's really important. It is just to paint you a picture of what you can expect. So the onboarding process looks as follows. We have step one, where we will have a call together with AWS and yourself for an introduction and alignment. So we will understand what your current situation is, what you would like to achieve. Then we will schedule a call where we have an account design. We go into detail on what you like and what your goals are. Then we go to the actual onboarding call where we will give you the keys to your car, so to say, the keys to your AWS infrastructure and accounts. And you can be in total control of your own environment. And after that, we will have some other steps where we will walk you through the portal, walk you to, as mentioned, to programs like Cloud Health, and then we transition into a cadence which follows up to that. So here you see it in a bit more steps. Meet the Rackspace technology team in the first call, then the second call, account design, third call, onboarding call, and then we transition further into the next steps. I'll let it go to you, Zeynep. İhtiyaç ve talepleriniz doğrultusunda adımlar bu şekildedir. İlk olarak AWS çözüm mimari satış ekibimiz ve Rackspace ile birlikte bir tanışma toplantısı, ihtiyaçlarınızı ve projelerinizi belirleyeceğimiz bir toplantı. Akabinde yine ortamınızı oluşturacak, hani best practice'leri paylaşabileceğimiz, hangi AWS servislerin kullanabileceğine yönelik bir çalışma ve bu çalışmaları destekleyen sonraki adımlar ve de bu projeler doğrultusunda ihtiyacınız olan teknik yetkinlikler, eğitimler ve hani ortaya çıkabilecek farklı ihtiyaçların belirlenmesi ve projenizin sağlıklı bir şekilde aslında ayağa kaldırılması süreçler şeklindedir. David. Teşekkürler. Going on to the next and last slide. We thought it was good to give you a short example of a situation that probably most of the universities is in. So let's say you are an organization or you are a university, you are new to AWS and you would like to make use of the AWS services and infrastructure and use the Ocri framework for the first time. So what are the steps that we take from that point? As mentioned, we will have a stage one call where we will have an introduction to you and your organization and what you would like to achieve. Based on that, we will create a call of contract, which is compliant with EU rules and regulations and is also compliant with ULACBIM. In this call of contract, we will make mention of the Géant Ocri framework and the terms and conditions, which can also be explained by ULACBIM if required. And we will also mention in this contract the services that we are set out for you to do, such as creating AWS accounts or infrastructure. Rackspace Technology will then complete together with you in the second call an account design to ensure the alignment of requirements under the future service provision. And after that, we will create a new Rackspace Technology account and provide guidance on your future account structure, allowing your organization to create your own AWS accounts and manage your own AWS accounts and when required, of course. So before going on to the conclusion, maybe Zeynep, you can do this one more time.
I'm not sure, but it might be that there's no audio. Yes, yes, I cannot hear also. Kimse konuşmuyor yes. Sanırım şu anda, değil mi? Tamam, ben bir Zeynep'e ulaşayım o zaman arkadan. So, I will go to the last slide, because then I conclude my presentation and we will not lose any time. So the last slide is the context. So of course, thank you so much for your time. It's highly appreciated. If you have any questions, if you want to reach out, please feel free to contact either me or Zeynep Alaçalı at AWS. As mentioned, these are our contact details. So I'm looking forward to having the conversation. Çok teşekkürler. Thank you so much. David, biz teşekkür ederiz. Sağ ol. Çok güzel, aydınlatıcı bir sunum oldu. Esra Hanım, isterseniz programda bundan sonraki kısımlarda sizin sunumlarınız var. Hı hı, tamam. Ben zaten paylaştım. Zeynep düştü sanırım. O gelir. O gelmeden biz başlayabiliriz bence. Arada sorularınız olursa zaten chat'e bırakıyorsunuz. Presentation'lar sanırım bir tane soru gördüm orada presentation'ları alabilir miyiz diye. Presentation'lar verilecek diye düşünüyorum webinar sonrası Zeynep tarafından. O yüzden çok da gecikmeden başlayalım. Herkes beni duyabiliyor evet. Değil mi? Ve ekranımı görebiliyor. Esra Hanım, bir soruda Dinçer Bey'in sorusu var. Bu konuda da Zeynep Ünlü Hanım programın sonunda hukuki açıdan bu ayrıntılara girerek mevcut kanunlar, genelgeler çerçevesinde bir bilgilendirme yapacak. Ayrıca da programı zaten kaydediyoruz sunumlar dışında. Bu kayıtları da sizlerle paylaşacağız. Ben de onu cevaplamak istedim. Sağ olun. Buyurun. Tamam, teşekkürler. Hemen kendimi tanıtayım. Zamanda iyi kullanalım. Çok fazla konudan bahsedeceğim çünkü hepsini anlatmak istiyorum. İsmim Esra Kayabalı. Amazon Web Servisleri için çalışıyorum. Solutions Architect'ten çözüm mimarı olarak. Bugün size çok fazla konudan bahsedeceğim. Bazısında hızlı geçeceğim, bazısında yavaşlayacağım. O önemli noktalar olduğunu düşündüklerimde yavaşlayacağım. Beni hani bir sorun olursa bölebilirsiniz. Chat'ten sorularınızı ya da işte webinar sonundaki Q&A kısmında da sorularınızı yanıtlayabiliriz. Ajandamıza bir bakalım. Öncelikle Cloud Computing'e ufak bir giriş yapıp işte Amazon Web Servisleri nedir? Bulut'a taşınmanın avantajları nedir? Daha sonrasında üniversitelerle yapılan bazı case study'lere göz atacağız. Machine Learning'e bakacağız. Elastic Kubernetes servisimize bakacağız. Bir de son olarak High Power Computing on AWS şeklinde bir bitiriş yapacağız. Öncelikle genel bir açıklama ile başlamak isterim. Cloud Computing nedir? Cloud Computing kullandıkça öde modelini kullanarak IT hizmetlerini isteğe bağlı olarak sunmasıdır. Cloud Computing kullanarak uygulamalarınızı ve hizmetlerinizi tek bir düğmeye basarak hazırlayabilir ve hızlandırabilirsiniz. Cloud Computing'i şu analoji ile açıklayabiliriz. Eve gittiğinizde ışıklarınızı açmak için düğmeye basarsınız ve ışıklarınız yanar. Ya da işte prize taktığınızda elektriğiniz gelir. Bu elektriğin size nasıl ulaştığı aslında önemli değildir. Yani bunu düşünmezsiniz bile. Elektriğin altyapısı ve kablolaması ile uğraşmazsınız. Yalnızca tüketimi ve nasıl kullandığınız sizi ilgilendirir. Düğmeye basarsınız ve elektriği kullanmaya başlarsınız. Cloud Computing de buna benziyor. Peki Amazon Web Services yani AWS burada nasıl devreye giriyor? Öncelikle Cloud'un getirdiği faydaları anlamalıyız. Bunlar API odaklı altyapı dağıtımı, bakım, planlama gibi ağır yüklerden kurtulmanız, önceden taahhüt ve sözleşme olmadan pay-as-you-go modeli kullanmanız gibi avantajlardır. AWS olarak bütün bunlara biz öncülük etmiş olsak da bu avantajların çoğu aslında modern cloud provider'lar arasında yaygın hale gelmiştir. Peki AWS'i farklı kılan nedir? Öncelikle AWS olarak müşterilerimizi takıntı haline getirmişizdir. Bizim customer obsession dediğimiz prensibimize göre müşterilerimiz her zaman önceliklidir. AWS olarak yol haritamızın %90'ını şekillendiren unsur müşterilerimizdir. Servislerimizin çokluğu ve derinliği diğer provider'lardan çok daha fazladır. Global ayak izimiz çok büyüktür. En önemlisi de bütün bunları marketteki herkesten uzun süredir yapıyoruz. Peki bulutun avantajlarından bahsedersek. Bunlar cloud dünyasına giriş için müşterilerimizden topladığımız ana faktörler. Bazıları her müşteri için geçerli değil ama agility yani çeviklik her zaman en üstte olmuştur. Bunun sebebi ise
AWS kullandığınızda ürünlerinizi çıkarma ve müşterilerinize hizmet verme hızınızın daha çok artmasıdır. Çünkü undifferentiated heavy lifting dediğimiz veri merkezi yönetimi, operasyonu gibi vakit ve efor isteyen işlerle ilgili endişelenmek zorunda değilsiniz. Bunun yerine asıl iş değerlerine odaklanabilirsiniz. Daha çok test ve deney yapabilirsiniz. Cost saving'e gelirsek eğer, pay as you go modeli ile yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. AWS sadece para tasarrufu sağlamaz, aynı zamanda neye para harcadığınız ile ilgili görünürlük de sağlar. Elasticity yani esneklik, işletmenizin ihtiyaçlarına göre yukarı ya da aşağı ölçeklenebilirlik sağlar. Innovate faster yani altyapı değil de ürün geliştirmeye odaklanarak çok daha hızlı yenilik çıkarabilirsiniz. Geniş kapsamlı global altyapımız ile ise dakikalar içinde globale açılabilirsiniz. Birazdan da bu konuya daha detaylı değineceğim. Her boyutta ve her sektörden işletme, iş yükleri için AWS'i kullanıyor. Startuplar, enterprise'ler, small, medium ve hatta Fortune 500 müşterileri AWS kullanır. Dakikalar içinde globale açılmaktan bahsetmiştim. Bugün 25 adet coğrafi bölgede yer almaktayız. Haritadaki mavi noktaların temsil ettiği bu bölgeler region diyoruz. Turuncu noktalar ise açılması planlanan bölgelerdir. Her bölgede trafiğin AWS ağını geçmesine izin veren ve bölgelerin küresel ağ bağlanmasını sağlayan iki bağımsız, tamamen yedekli geçiş merkezi vardır. Her bir bölgede ayrıca coğrafik olarak ayrılmış veri merkezi kümeleri içerir. Bu veri merkezi kümelerine biz Availability Zone, kısaca AZ diyoruz. Bugün 81 adet AZ vardır ve bunların her biri bağımsızdır. Her biri bir veya daha fazla veri merkezi içerir. Ve bu merkezlerin kendine özgü yedekli gücü, ağ iletişimi ve bağlantısı vardır. Tüm AZ'ler arasında yüksek aktarım hızına ve düşük gecikmeye sahip ağ iletişimi vardır. AWS'in küresel altyapısını kullanarak uygulamalarınızı, gereksinimlerinizi kapsayan AWS bölgesine dağıtabilirsiniz. Küresel uygulamalar için dünya genelindeki son kullanıcıların gecikmesini azaltabilir ve yüksek kullanılabilirlik ve hata toleransı elde etmek için production uygulamalarınızı ve veri tabanlarını birden çok veri merkezinde kolayca çalıştırabilirsiniz. Şimdi bu slaytın çok yoğun göründüğünü biliyorum ama burada asıl dikkat çekmek istediğim nokta AWS'in birçok geniş ve derin bir fonksiyonelitesinin olduğunu göstermek. Sol alttaki yeşil bölge altyapı ve temel taşlarımızı gösteriyor. Hemen aşağı sağındaki mor kısımdaki ise çekirdek hizmetlerimizin arkasındaki ilkelere bakarsanız bu ürün ve hizmetler aslında on-premise içinde öğrendiklerinizle aynıdır. Bunlar compute, storage yani depolama, veri tabanları, ağ iletişimi ve content delivery yani içerik dağıtım ağıdır. Aslında bunları sizin için biz daha kolay ve daha erişilebilir yapıyoruz. Kendiniz için doğru olanı seçebilir ve gerektiği kadar çok veya az AWS ürünü kullanabilirsiniz. Görüntüde daha da derine inersek servislerimiz güvenlik, yönetim araçları, analytics'ten mobil servislere, IoT'ye, makine öğrenimine ve kurumsal uygulamalara kadar da çeşitlilik gösterir. Şimdi en çok merak edilen ve herkese dokunan bir konudan bahsedelim. AWS güvenli mi? Kısa cevabı evet, ancak bu sorunun iki yönü var. Öncelikle Shared Responsibility Model adını verdiğimiz paylaşılan sorumluluk modelini anlatmak isterim. AWS Cloud'un güvenliğinden sorumludur ve siz de Cloud'un içindeki güvenlikten sorumlusunuz. AWS ana iletişim sisteminden sanallaştırma katmanından hizmetlerin çalıştığı tesislerin fiziksel güvenliğine kadar bileşenleri yönetir ve denetler. Siz de güvenli uygulamalar geliştirmekten sorumlusunuzdur. Size encryption address or in transit, izinsiz giriş algılama, firewall'lar gibi araçlar sunarız. Bunları uygun gördüğünüz zaman ve yerde kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır. Öte yandan AWS olarak çok sağlam bir compliance program yani uyum programımız vardır. Güvenlik gereksinimlerini karşılamak için kendimizi devamlı üçüncü partiler tarafından denetime tabi tutarız. Bununla ilgili de isterseniz şey yapabiliriz size, compliance dokümanlarımızı gönderebiliriz ya da internet sitemizden açıp bakabilirsiniz. Shared Responsibility modelinde sorumluluk çizgisi aslında şu bahsettiğimiz şuradaki çizgi, kullandığınız servise göre değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin depolama servislerimizden biri olan Simple Storage Service, biz kısaca S3 diyoruz, kullanırsanız AWS'in bu servisteki güvenlik sorumluluğu daha fazladır. Depolama alanının altyapısal tüm bakımları, uygulama yamaları, network kontrolleri AWS tarafından yapılır. Ancak daha temel servislerden birini kullanırsanız, örneğin sanal makine servisiniz, Elastic Compute Cloud, kısaca EC2 diyoruz, bu servisteki sorumluluklarınız daha fazladır.
Uygulama ve işletim sistemi yamaları gibi işlemler sizin tarafınızdan yapılmalıdır. AWS ekosisteminden bahsedersek, AWS'i seçerseniz aslında geniş bir ekosistemin parçası oluyorsunuz. Bu ekosistemde partnerler ve yazılım sağlayıcıları işletmenizi başarıya götürmekte size yardımcı olacaklardır. Sol tarafta binlerce teknoloji ve danışmanlık şirketlerinin olduğu AWS Partner Network, APN dediğimiz partner ağımız vardır. Bunlar AWS üzerinde uzmanlaşmış ve size profesyonel servisler sağlayan partnerlerimizdir. Sağ taraftaki AWS Marketplace ise tek klik ile deploy edebileceğiniz farklı yazılımların bulunduğu ekosistemimizdir. Burası özellikle kompleks ürünleri hazırdan alıp kullanabilmenizi sağlar. Yani baştan kurulum yapmak zorunda kalmadan bu kompleks ürünleri direkt kullanmaya başlayabilirsiniz. Sizin için lisanslamayı ve faturalandırmayı basitleştirir. Aşina olduğunuz ve mevcut ortamlarınızda zaten çalışan binlerce ticari ve açık kaynaklı çözüme erişim sağlar. Şimdi üniversitelerde yapılan bazı case study'lere göz atalım. Redbud Üniversitesi'ndeki kullanım durumuna bir bakalım. Hastaneler COVID-19 pandemisinden etkilenen hastaları hızlı bir şekilde teşhis etmek ve tedavi etmek için hızlı ve doğru tıbbi görüntülemeye ihtiyaç duyuyordu. Pek çok tesisin az sayıda radyoloğu vardı ve ağır iş yükleri personellerin tükenmişliğe doğru itiyordu. Üniversite Grand Challenge isimli platformunu yalnızca 2 ay gibi bir sürede tamamen AWS'e geçirdi. Platform tıbbi görüntüleme, algoritma oluşturmak, test etmek ve dağıtmak üzere ölçeklenebilir bir ortam oluşturmak için Amazon CloudFront gibi AWS hizmetlerini kullanmaya başladı. Güvenli, ölçeklenebilir ve ücretsiz olarak kullanılabilen AWS destekli Grand Challenge platformu, kritik klinik uygulamalar için uygun ölçekte makine öğrenimi modelleri oluşturmak, eğitmek ve dağıtmak için gerekli araçları sağlıyor. Grand Challenge, COVID-19 pandemisine neden olan virüsle ilgili araştırmaları ilerletmek için platformun yeni özelliklerini kullanarak kullanıcıları akciğer anormalliklerini daha iyi sınıflandırmak için tasarlanmış algoritmalar geliştirmeye ve sunmaya teşvik eden bir sınıflandırma mücadelesi başlattı. Nikosya Üniversitesi'ndeki sorun ise Kıbrıs'ın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri olan band genişliği, bandwidth sorunuydu. Özellikle 2005 yılında adada yaşanan elektrik kesintisi yüksek kullanılabilirlik ihtiyacını vurguladı. Bu sorunu özellikle dünyanın herhangi bir yerindeki Amazon CloudFront ile çözmek için AWS mükemmel bir kaynaktı. Üniversite AWS üzerinde Learning Management System, LMS dediğimiz, kurdu. Şimdi ihtiyaçlarına bağlı olarak ölçeği büyütebilir ve küçültebilirler. Sunucuyu değiştirmek ve bakım için ek personele ihtiyaçları kalmadı. Bu çözüm ayrıca 70'ten fazla ülkeden 1200 öğrenciyi desteklemek için de ölçeklendirilmiştir. AWS'in global ayak izi sayesinde de globale kolayca açılabildiler. Son karar olarak da tüm kritik uygulamalarını buluta taşınmasına karar verildi. Indiana Ivy Tech Community College, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük topluluk kolejidir. Her yıl yaklaşık 170 bin öğrenci derslere kaydolur ve okul bir öğrencinin aktif olarak ders alıp almadığına bakmaksızın kayıtları 2 yıl boyunca açık tutar ve bu da yaklaşık 1.7 milyon kayıt içeren sürekli bir öğrenci veri tabanına yol açıyor. On binlerce öğrencinin kayıtlarını yönetmek ve analiz etmek için kullanılan uygulamaları desteklemek için operasyonel veri deposu dahil olmak üzere mevcut sistemleri ölçeklendirmek için doğru teknoloji gerekliydi. Bunlarla başa çıkabilmek adına tahmine dayalı analitik gerçekleştirmek ve raporlar oluşturmak için Amazon Redshift veri ambarı hizmetini kullanmaya başladılar. Ham verileri Amazon Redshift'te yüklemeden önce Amazon Simple Storage Service dediğimiz S3 bucketlarında depolayıp verileri Amazon Glacier'de arşivliyorlar. Sonuç olarak sorgular geçmişte 40 dakika veya daha uzun bir sürede tamamlanırken artık 3 saniye kadar kısa bir sürede tamamlanıyor. Verilerden saniyeler içinde içgörüler elde ediyor ve geçmişte fark edilmesi günler sürmüş olabilecek mali yardım dolandırıcılığı gibi sorunları tespit edebiliyorlar. Zorluk çeken öğrencileri tahmin etmede %70'ten fazla doğruluk için makine öğrenimini kullanıp daha hızlı müdahale sağlayabiliyorlar. Cornell Üniversitesi'ndeki kullanım durumunda bir öğretmenlik deneyiminden bahsedeceğim. Bulut sınıflarda kullandığınızda nasıl bir tecrübe getirir? Cornell Üniversitesi'nde iş zekası sınıfındaki bir profesör tamamen Amazon Workspaces kullanarak bir kurs tasarladı ve 3 haftadan daha kısa bir sürede bunu oluşturdu. Oracle SQL geliştiricisi, Tableau ve daha fazlası gibi önemli uygulamaları getirdi. Profesör bize bunun nasıl öğretilebileceğini yeniden düşünmesine izin verdiğini söyledi. Çünkü artık ders vermekle veya kampüsteki bilgisayar laboratuvarlarında
bir öğrenciye bir problemin üstesinden gelmesi için zaman planlamakta sınırlı değildi. Öğrencileri Cornell'de 50 milyon dolarlık bir iş olan yemekhanelerden gelen veriler için KPI'ler oluşturmak gibi kampüsteki gerçek veri zorluklarını çözmede görevlendirildi. Öğrencileri Cornell'den ayrıldıklarında kullandıkları gerçek dünya deneyimini kazanmış bulundular. Sınıflarda bulutun gücüne bu şekilde de şahit olduk. Şimdi kullanım senaryolarımızı geride bırakırken AWS'teki servislere geçelim. Burada göreceğiniz servislerden ilgilendiğiniz servisler, use case'ler varsa blok çalışma için birkaç haftalık kredi verebiliyoruz. Böylece herhangi bir masraf yapmadan AWS servislerini test edebiliyorsunuz. Bir hesap açıp hemen denemeye başlayabilirsiniz. Unutmayın, bulut bir yolculuk ve size başlamanız için her türlü desteği vermeye hazırız. İyi bir veri stratejisi, analitik ve makine öğrenimi gibi teknolojiler aracılığıyla dönüşüm ve inovasyonun temelini oluşturur. Peki, veri odaklı bir organizasyon olmak ne anlama geliyor? İlk olarak veriler kurumsal bir varlıktır. Artık silolarda tutulmaz ve ayrı departmanların malı olarak değerlendirilmez. Ve değerli verileri toplamak ve depolamak için süreçler kurulur. Örneğin, bir müşteri ve hizmetleri veri tabanı, operasyonel sorunları daha iyi anlamak için bir sipariş veri tabanı ile birleştirilebilir. İkincisi, veriler ihtiyacı olan herkes tarafından kolayca ve güvenli bir şekilde erişilebilir kılınmalıdır. Üçüncüsü, veriler daha iyi karar almak, verimlilik yaratmak ve yeni inovasyonları yönlendirmek için analitik ve makine öğrenimi aracılığıyla çalıştırılır. Daha fazla veri odaklı olma yolunda 3 temel aşama vardır. İlk adım on-premise veri tabanlarından modern bir bulut veri altyapısına geçmek için veri altyapısını modernize etmektir. İkincisi, veri silolarını parçalamak ve verileri ihtiyaç duyan herkes için daha erişilebilir hale getirmek için verileri bir göl evi mimarisine taşıyarak özgürleştirmektir. Üçüncüsü ise yapay zeka ve makine öğrenimi kullanarak bu verileri anlamlandırıp onlarla yenilik yapmaktır. Şimdi muhtemelen bu teknolojileri birkaç şekilde tanımlandığını duymuşsunuzdur. Bu yüzden ne olduklarına dair seviye belirlemeye bir adım geri dönelim istiyorum. AI, insan zekası gerektiren, görevleri kopyalayabilen herhangi bir sistemi tanımlamanın bir yoludur. Neredeyse her zaman bu, insan yargısının gerekli olduğu bir tür karmaşık karar verme ile ilgilidir. Yapay zeka için doğru kullanım makası, olasılıkçı bir sonuç arar ve insan yargısına benzer şekilde yüksek derecede kesinlik ile bir tahmin veya karar vermektir. Günümüzde neredeyse tüm AI sistemleri model olarak bilinen, karar mantığını oluşturmak ve doğrulamak için büyük miktarda veri kullanan makine öğrenimi kullanılarak oluşturulmuştur. AI uygulaması daha sonra girdi verilerinin bu modeli besler ve model insan benzeri kararlar verir. Dolayısıyla makine öğrenimi akıllı sistemlere güç sağlayan temel teknolojidir. Derin öğrenme ise derin sinir ağları olarak bilinen bir tekniği kullanan bir tür makine öğrenmesidir. Bu sistemler insan beyninin nasıl çalıştığını kopyalar. Bu, AI sistemlerin daha önce mümkün olmadan daha karmaşık kullanım durumlarını ele almasını sağlar. Amazon 20 yılı aşkın süredir kişiselleştirme ve tedarik zinciri gibi alanlarda makine öğrenimi uyguluyor. Bu orijinal kişiselleştirme modelini zaman içinde önemli ölçüde geliştirdik ve Amazon Prime gibi diğer ürünlere de taşıdık. Makine öğreniminde kaydettiğimiz tüm ilerlemeye rağmen makine öğrenimi sıfırdan başlatmanın hala gerçek zorlukları vardır ve AWS bu noktada size yardımcı olabilir. ML, bilgi işlem ve depolama temeli üzerine kuruludur ve ML'in devasa depolama ve bilgi işlem ihtiyaçları için en etkili şekilde bulutta karşılanır. Makine öğrenimi yenidir ve başarıya giden aşılmış yollar yoktur. Amazon ürünlerinde öneriler olsun, kişiselleştirme olsun, Alexa olsun son 20 yıldır machine learning'e yatırım yapıyor ve onu kullanıyor. Ve üretimdeki en gelişmiş machine learning dağıtımlarından bazılarına sahip. Müşterilerimiz için makine öğrenimi hizmetleri oluşturmak üzere makine öğrenimi dağıtımına ilişkin birikmiş bilgi birikiminden yararlanıyoruz. Ayrıca makine öğreniminin başarılı olması için iş hedeflerine bağlı olması gerekir ve biz yaygın iş sorunlarını uçtan uca çözmek için oluşturulmuş kullanım senaryosu ve sektöre özel çözümlere sahibiz. Şimdi de teknolojiye, altyapıda yer alan teknolojiye bir göz atalım. Müşterilerimizle makine öğrenimi yolculuklarında bulundukları yerde buluşmak ve belirli iş sonuçlarına ulaşmalarına yardımcı olmak için her uzmanlık düzeyine sahip geliştiriciler için en kapsamlı ve en eksiksiz makine öğrenimi ve yapay zeka hizmetleri sunuyoruz ve hizmetleri iyileştirmeye devam ediyoruz. AWS yalnızca son 12 ayda makine öğrenimi ve yapay zeka için 250'den fazla yeni özellik çıkarmıştır.
Yığının her katmanında biz bu steklere yığın diyoruz. Ekiplerinizin daha hızlı hareket edebilmesi için ağır yükleri kaldırmaya yatırım yaparız. Alt katmanda uzman uygulayıcılar Amazon SageMaker'da yönetilen bir deneyim olarak kendi seçtikleri çerçevede geliştirme yapabilir veya en popüler derin öğrenme frameworklerini ve araçlarını en son sürümleriyle tamamen yapılandırılmış AWS Deep Learning AMI'larını, yani bizim Amazon Machine Image dediğimiz image'ları kullanabilir. Farklı frameworklerde devamlı yeni algoritmalar geliştirilmektedir. Bu nedenle müşterilerin doğru iş ve doğru araca sahip olması için tüm ana frameworkler için özel ekiplerimiz vardır. Orta katmanda her geliştiriciye ve veri bilimciye makine öğrenimi modellerine uygun ölçekte oluşturma, eğitme ve dağıtma yeteneği sağlayan Amazon SageMaker servisimiz yer alır. SageMaker, makine öğrenimi iş akışının her adımındaki karmaşıklığı ortadan kaldırır. Böylece predictive maintenance'dan computer vision'a ve müşteri davranışlarını tahmin etmeye kadar her şeyi makine öğrenimi kullanım senaryolarınızı daha kolay bir şekilde deploy edebilirsiniz. Amazon SageMaker'dan bahsedersek, biraz hızlıca geçeceğim. Amazon SageMaker, gelişmiş çeviklik, üretkenlik ve maliyet etkinliği aracılığıyla müşterilerimize yardımcı olan en eksiksiz uçtan uca makine öğrenimi hizmetimizdir. SageMaker'ı her geliştiriciye ve veri bilimciye ML modellerini hızlı ve düşük maliyetle oluşturma, eğitme ve deploy etme yeteneği sağlamak için sıfırdan oluşturduk. SageMaker size makine öğrenimi geliştirme yaşam döngüsünün her adımında gerekli araçlara yönetilen bir hizmet olarak sunar. Amazon SageMaker, veri bilimcileri ve makine öğrenimi operasyonları ekipleri için ML ile ilişkili farklılaşmamış ağır yükleri kaldırmaya yardımcı olan yönetilen bir hizmettir. Böylece işinize odaklanmak için daha fazla zaman, kaynak ve enerjiye sahip olabilirsiniz. SageMaker'ın pek çok özelliği ve eksiksiz bir yetenek portföyü vardır. SageMaker içinde birçok farklı özellik ve yeteneğe sahip bir hizmettir. Bu yeteneklerden genellikle 4 kategoriye ayrıldığından bahsederiz. Veri hazırlama, model oluşturma aşaması, eğitim ve ayarlama ve dağıtım ve yönetim veya barındırma. Bu 4 kategori bir modelin yaşam döngüsünün her aşamasıyla uğraşırken ML oluşturucuların sahip olduğu ihtiyaçları ele alır. Ayrıca veri bilimcilerin ve makine öğrenimi pratisyenlerinin makine öğrenimi modellerini hızla eğitmeye ve dayatmaya başlamasına yardımcı olmak için bir built-in algoritmalar paketi de sağlar. Sitemize geri dönersek, en üst katmanda kendi modellerini SageMaker'da geliştirmek ve eğitmek yerine API çağrısı yoluyla uygulamalarına çözüm odaklı zeka eklemek isteyen geliştiricilere ve şirketlere hizmet veriyoruz. Ve sektöre özel hizmetler de dahil olmak üzere ihtiyaçlarınızı karşılamak için bu alanda birçok hizmetimiz var. Önceden eğitilmiş modeller, müşteri deneyimini kişiselleştirmek, iş ölçümlerini tahmin etmek, belgelerden anlam çıkarmak ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olmak için uygulamalarınız ve iş akışlarınız için hazır zeka sağlar. Bu servisleri kullanmak için ise makine öğrenimi bilgisi gerekmiyor. Makine öğrenimi çeşitli iş fonksiyonlarında ve farklı sektör dikeylerinde birçok farklı ortak zorluğa uygulanabilir. Bu makine öğrenimi kullanım senaryoları, müşteri deneyimini geliştirmekten teknik ekiplerin üretkenliğini artırmaya kadar karmaşık, pahalı ve insan yükü gerektiren görevlerin optimize edilmesine yardımcı oluyor. AWS kullanımı kolay, birden çok AI hizmetinin bu yaygın kullanım durumlarının üstesinden gelmesine olanak tanır. Gelelim AWS'in Kubernetes servisi, Amazon Elastic Kubernetes Servis, kısaca EKS ya da EKS, hangisi kolayınıza gelirse. Amazon EKS bulutta ve on-premise'te Kubernetes uygulamaları başlatma, çalıştırma ve ölçeklendirme esnekliği sağlar. Kubernetes, konteynerized uygulamaların dağıtımını ve yönetimini basitleştirir. Cloud Native Computing Foundation tarafından desteklenen canlı ve aktif bir topluluk tarafından desteklenmektedir. Ayrıca Kubernetes, geliştiriciler arasında çok popülerdir. Çünkü geliştiricilerin Kubernetes ile çalışmak üzere tasarlanmış geniş bir ekosistem araçlarından yararlanmalarına olanak tanır. Ancak Kubernetes'i geniş ölçekte yönetmek zordur. Cluster'ları üretim ölçeğinde çalıştırmak karmaşıktır ve zamanlarının önemli bir bölümünü upgrade'leri yönetmek, kontrol plane'i monitörlemek ve ölçeklendirmek, operasyonel yazılımın yaşam döngüsünü yönetmek ve daha fazlası için harcayan eğitimli kaynaklar gerektirir. Tüm bu çabalar işi gerçekten ileriye taşımaz. Müşterilerimiz son kullanıcılarına yeni ürünler sunmalarını sağlayacak uygulamalara ve fikirlere odaklanmak istiyor. Bu nedenle birçok müşterimiz güvenlik ve Kubernetes'i geniş ölçekte çalıştırmanın ağır yükünün üstesinden gelmesi için Amazon'a güvenmeye başladı. Amazon EKS
AWS tarafından yönetilen bir hizmet olmanın güvenli ve dayanıklılığı ile Kubernetes'in esnekliğini sağlar. Müşteriler iş yüklerinin daha büyük bir bölümünü Kubernetes'e taşırken Amazon müşterilerimizin taleplerini Amazon EKS ile karşılar. Doğru Kubernetes sorununu seçmek için çok çalıştığımız, müşterilerimizin bize güvendiği, güvenliği, kararlılığı ve operasyonel mükemmelliği sağlamak için bağımlılıkları doğruladığımız yönetilen bir Kubernetes deneyimi sağlıyoruz. Sonuç olarak Kubernetes işlemlerinin karmaşıklığını azaltmak istiyoruz. EKS'i AWS'te Kubernetes'i çalıştırmak için en iyi yer haline getirmeye yatırım yaparken iş yüklerini on-premise'te çalıştırmaya devam etme gereksinimleri olan ve farklı ortamlarda taşınabilirlik sağlamanın bir yolu olarak Kubernetes'e bakan birçok müşterimizden geri bildirim aldık. Amazon EKS'ye iki yeni dağıtım seçeneği ekleyen iki duyuru yaptık. Birincisi EKS Distro, Amazon'un EKS için kullandığı Kubernetes sürümünü açık kaynaklı hale getirdi. EKS Distro, EKS'nin sunduğu Kubernetes'in tam olarak aynı sürümdür. Aynı major minor yama sürümdür. EKS Anywhere ise müşterilerimizin on-premise donanımlarında Kubernetes iş yükünü dağıtmalarını sağlar. EKS Anywhere bu iş yüklerini bulutta EKS'ye taşımaya hazır olduklarında müşteriler için geçiş yükünü de en aza indirecektir. EKS Anywhere ile müşteriler Kubernetes clusterlarını on-premise'de oluşturabilir ve çalıştırabilir. EKS Anywhere on-premise clusterları en son yazılım güncellemeleri ve genişletilmiş güvenlik yamalarıyla birlikte AWS'deki EKS clusterları ile aynı Kubernetes sorumlularını çalıştırır. EKS Anywhere müşterilere on-premise ortamları için optimize edilmiş otomasyon araçları ile yaşam döngüsü yönetimi bileşenlerini sağlar. Müşterilerimiz ürünlerini güçlendiren modern web veya mobil uygulamalardan IT organizasyonlarına güç sağlayan backend hizmetlerine kadar son kullanıcılarına ölçeklenebilir bir deneyim sunmak için EKS'den yararlanıyor. Otomasyon araçlarına entegrasyonlarının yanı sıra EKS tabanlı ortamların ölçeklenebilirliği ve tekrarlanabilirliği EKS'yi veri işleme uygulamaları için ideal hale getirir. Kubernetes'e dağıtılan ve analitik ve makine öğrenimi için büyük hacimli verilerin işlenmesini kolaylaştıran Spark ve Kafka gibi birçok açık kaynak framework'i de vardır. Makine öğrenimi ise zaten kendi içinde geniş ve daha da büyüyen bir kullanım durumudur. Kubernetes ekosistemi artık model oluşturma, dağıtılmış model eğitiminden model dağıtımına kadar model yaşam döngüsünü yönetmek için araçlarla birlikte çeşitli makine öğrenimi framework'lerini de desteklemektedir. AWS açık kaynak ve AWS iş ortağı teknolojileriyle derin entegrasyonların yanı sıra konteynerlerde uygulamalar oluşturmak için en geniş hizmet, teknoloji ve araç setine sahiptir. Amazon EKS ile derleme yapmanın tek bir doğru yolu yoktur ve gerçekten de daha büyük müşterilerimiz birden çok şekilde inşa eder. ARM, AMD, Intel ve GPU tabanlı örnekler gibi özel amaçlı donanım seçenekleriyle Fargate ve EC2 ile başlamak dahil olmak üzere en fazla seçeneğe sahibiz. EBS yani Elastic Block Storage, EFS Elastic File System ve FSx gibi entegrasyonlar stateful iş yükleri seçenekleri sunar. Ya da clusterlarınızın güvenli bir şekilde yapılandırıldığından emin olmak için yerel AWS güvenlik ve kimlik doğrulama hizmetlerini kullanabilirsiniz. EKS, load balancerları sağlamak, VPC'nizi yapılandırmak, bizim Virtual Private Cloud dediğimiz networking ayarlarımızı yapılandırmak ve harici erişim için Route 53'i kurmak için AWS A hizmetlerini otomatik olarak sağlar. Route 53 de bizim hazır DNS servisimizdir. Artık Amazon EKS için AWS'de EKS'den Outpost, Local Zones'a kadar EKS Anywhere ile müşterilerin kendi yönettiği bilgi işlemindeki dağıtımlara, müşterilerin tercih ettiği araçlarla veya iş ortağı çözümleriyle EKS Distro'ya kadar birden çok dağıtım seçeneği sunuyoruz. Şimdi de AWS üzerinde yüksek performanslı bilgi işlem yani HPC nasıl yapılır bir bakalım. HPC uygulamaları hayatımızın neredeyse her yönüne dokunur. Kahve makinemizi tasarlamak için kullanılan bilgisayar destekli mühendislikten günlük hava tahminimiz için hava tahmini uygulamalarına, COVID-19 aşılarına katkıda bulunan ilaç keşif uygulamalarına kadar. Genom haritalamasından dünya dışı zeka arayışına kadar HPC her zaman dünyanın en karmaşık problemlerini çözmekle ilgili olmuştur. AWS HPC çözümleri son derece özelleştirebilir bir bilgi işlem platformu sunmak için en son bilgi işlem, ağ iletişimi, depolama
güvenlik ve bulut düzenlemesini birleştirir. HPC iş yüklerinizi AWS'e taşıyarak HPC uygulamalarınızı çalıştırmak için ihtiyaç duyduğunuz altyapı kapasitesine anında erişebilirsiniz. AWS HPC çözümü GPU, CPU ve FPGA destekli bulut sunucuları dahil olmak üzere ihtiyaçlarınıza göre yapılandırabilen çeşitli bilgi işlem bulut sunucusu türleri arasından seçim yapmanıza olanak tanır. Peki HPC iş yüklerinizi neden AWS'te çalıştırmalısınız? AWS'te neredeyse sınırsız altyapıya erişebilirsiniz. Bu isteğe bağlı olarak çok hızlı bir şekilde ölçeklendirmenize olanak tanır ve yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. On-premise kurulumlar için cluster'ınızın sabit boyutuyla sınırlandırılırsınız. Dakikalar içinde 100 bulut sunucusundan 1000 bulut sunucusuna geçmeniz gerekiyorsa AWS bu esnekliği size sağlıyor. Gerektiğinde iş kuyruğu sürelerini ortadan kaldırarak veya cluster'ınızı gerektiği kadar yüksek ölçeklendirerek pazara sunma ve yayınlama süresini kısaltabiliyorsunuz. Ayrıca AWS'in çevikliği hızlı bir şekilde deney yapmanıza, hızlı bir şekilde yenileme yapmanıza olanak tanır ve sonuçlara ulaşma süresini kısaltır. Önceden bir sunucu satın almak, gücü ve ağı kurmak 2-3 ay sürerdi ve belki de yanlış donanımı sipariş ettiğinizi öğrenirdiniz. AWS'te bu işlem sadece birkaç dakika sürer. HPC iş yükünüz için doğru kaynakları kullanıp kullanmadığınızı hızlı bir şekilde belirleyebilirsiniz. Yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Bu da maliyetlerinizi optimize ettiğinizden emin olmanızı sağlar. Küresel ayak izniniz ile dünyanın dört bir yanından clusterlara erişimle işbirliğini artırabilirsiniz. Bu sonuçların daha hızlı alınması ve daha iyi bir yatırım getirisi ile sonuçlanır. Peki AWS üzerinde HPC uygulamalarını çalıştırmak için hangi servisler ile başlamalıyız? Buradaki servis isimlerini asla ezberlemeniz gerekmiyor. Sadece arkasında yatan prensiplere bir bakalım. Bu yolculuk için gerekli verilerin buluta taşınmasıyla başlar. Örneğin AWS DataSync, on-premise depolama ile Amazon S3 veya Amazon Elastic File System arasında veri taşımayı otomatikleştirmenizi kolaylaştıran veri aktarım hizmetidir. AWS HPC çözümü ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde yapılandırabilen çeşitli bilgi işlem bulut sunucusu türleri arasından da seçim yapmanızı sağlar demiştim. Bir HPC çözümü düşünüldüğünde depolama seçenekleri ve depolama maliyetleri de kritik faktörlerdir. AWS, geçici ve kalıcı depolama gereksinimleriniz için esnek nesne, blok veya dosya depolaması sunar. AWS Batch, iş gereksinimlerine göre doğru türde ve miktarda işlem kaynağını dinamik olarak sağlayarak yüzlerce ila binlerce toplu işlemi çalıştırmanıza olanak tanır. Büyük miktarda veriyi buluta veya buluttan taşımak zorunda kalmadan mühendislik simülasyonlarının sonuçlarını görselleştirme yeteneği HPC yığınının önemli bir yönüdür. Uzaktan görselleştirme mühendislik tasarımı için geri dönüş sürelerini önemli ölçüde hızlandırmaya yardımcı olur. HPC endüstrisi bilgi işlemin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. İşlemcilerde clock speed'i artırıp boyutlarını küçültüyoruz. Hafızanın boyutunu büyütüyoruz. Depolama kapasitesini artırıyoruz. Yeni mimarilerde daha kalın ağlar arasında daha fazla bit gönderiyoruz. Sahip olduğumuz kapasitenin kullanımını en üst düzeye çıkarmak için yeni çizelgeleme algoritmaları geliştiriyoruz. Ve daha fazla kapasite satın almak için ayrılan bütçeleri elde etmek için operasyonların maliyetini sürekli olarak optimize ediyoruz. Tüm bunların sonucu olarak da HPC alanında liderliğimizi koruyoruz. Kuruluşlar içgörüye ulaşma süresini hızlandırmak için dijital dönüşüme odaklanıyor. Yüksek performanslı bilgi işlem, yüksek verimli bilgi işlem ve yüksek performanslı veri analitiği dijital dönüşüme merkezi haline gelmeye başladı. AWS'de HPC bulut bilişimin en temel özelliklerinden yararlanabiliyor. Ölçeklenebilirlik, esneklik ve çeviklik ile güvenlik ve küresel kullanılabilirlik. Sunumumu burada bitiriyorum. Biraz hızlı gitmiş olabilirim. Zamanımızı da iyi kullanmak adına sorularınız olursa chatten yanıtlayabiliriz veya Q&A'de yanıtlayabiliriz. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Esra, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Çok fazla servisten de bahsettik burada. Bütün hani use case'lerin üzerinden de geçebilmek adına. İlgilendiğiniz, daha detaylı öğrenmek istediğiniz servis veya servisler varsa ayrı bir şekilde yine mail üzerinden de bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Esra'nın da bahsettiği gibi test development, HPC vesaire gibi projeleriniz olduğunda burada bir deneme ortamı da oluşturarak sizlerle birlikte bu servisleri yetkinliğinizi artırabilirsiniz.
artırılması konusunda yardımcı oluruz. Şimdi sözü çok uzatmadan Zeynep Hanım'a bırakmak istiyorum sunumu, ortamı. Yarım saatlik bir Türkiye Bulut Bilişim ve Uluslararası Veri Akış Kuralları ile alakalı bir konumuz olacak. Burada da aynı zaten bahsetmiştik. Zeynep Hanım BTS Avukatlık'tan danışmanlık aldığımız hukuk danışmanımız. Akabinde yine chat'e yazabilirsiniz ve bu 30 dakika sonrasında da bir ekstra 25 dakikalık bir soru cevap zamanımız olacak. Orada da gerek chatten gerek mikrofonunuzu da şey yaparak, sessizden çıkararak sorularınızı yöneltebilirsiniz. Teşekkürler deyip sözü Zeynep'e bırakıyorum. Merhabalar, çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Herkese merhaba, iyi günler. Umarım sesim geliyordur ve sunumumu da yansıtabilmişimdir şimdiye kadar. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bütün katılımcılarımıza da teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için, bu vakti ayırdığınız için. Umarım faydalanabiliyoruzdur. Umarım faydalı, sizin günlük hayatınızı kolaylaştıran şeyler anlatabiliyoruzdur. Anlatabilirim ve ben de tabii ki. Ben BTS Avukatlık Ortaklığı'nın ortaklarındanım. 15 senedir avukatlık yapıyorum. Çok ciddi seviyede bilgi teknolojileri hukuku diyebileceğimiz bir alanda çalışıyorum. Bu vesileyle hem dünyada hem ülkemizde olan regülasyon ve hukuki gelişmeleri, hem de tabii ki bunun sektördeki yansımalarını, etkilerini, bunun yani nasıl ülkemizdeki teknoloji sektörünü dönüştürdüğünü, değiştirdiğini, ne etkiler yaptığını bayağı bir kafa yorup çalışma imkanı buluyoruz. Dolayısıyla size naçizane buradaki tecrübelerimizi birazcık ülkemizdeki mevzuat çerçevesi ve bunun bulut bilişimle olan ilişkisi nasıl etkiliyor, neler ve ne gibi engeller çıkıyor, aslında bu engeller mutlak mı, çözülebilir mi gibi konuları birazcık anlatmaya çalışacağım. Zaten bir tane genelge, kamu genelgesiyle ilgili, kamu sektöründe bulut kullanımıyla ilgili bir soru gelmiş, chatten gördüm. Az önce de konuştuk. Bu sorunun da cevabını devam eden sunumumun devamında inşallah vermeye çalışacağım. Eldeki mevzuat çerçevesiyle ve verilerle. Bu arada yine chatten sorularınız gelirse interaktif olarak onları Zeynep Hanım da takip ediyor, paylaşacağız. Arada sunum arasında da alakalı sorular olursa onları da yanıtlamaya çalışırım. Olmazsa zaten bir soru cevap bölümümüz var en son. Orada da yine elimden geldiğince soruları yanıtlamaya çalışacağım. Şimdi öncelikle ülkemizde bulut bilişimle mevzuatın bağlantısını ve kişisel verilerin korunmasının uluslararası veri akışının bağlantısını öncelikle birazcık anlatalım. Şimdi bulut bilişim aslında, yani gördüğümüz kadarıyla, benim de tecrübe ettiğim kadarıyla, günümüzde teknolojinin bize sunduğu en ileri, en etkin imkanlardan bir tanesi. Hani faydalanmak birçok açıdan bayağı biz kullanıcılar için, kamu için, iş dünyası için, tüketiciler için fayda sağlıyor. Birçok açıdan değer yaratıyor. Neden yaratıyor? Çünkü bir kere teknoloji olarak hep ileri, hep güncel ve hep en şey, yani daha önceki konuşmacılarımız tabii ki benden daha hakim oldu o konunun ticari tarafına ve teknik tarafına. Onlar da biraz anlattılar ama çünkü güncel, hep etkin, hep gelişiyor ve hep bu teknolojinin gelişmesini, ilerlemesini ve çok hızlı ilerlemesini biz bu şekilde yakalayabiliyoruz. Bulut bilişim kullanarak bizzat kendi IT'mizi yönetmek, kendi IT'mize yatırım yapmak, çok maliyetlere katlanmak zorunda kalmıyoruz. Ve de böylelikle hep mütemadiyen güncel, yani ileri teknoloji, çağdaş ve verimli ve de maliyeti düşük imkanlara kavuşuyoruz. Bir de bir diğer önemli kısmı da şu ki, orada söyleyebileceğimiz şey, maalesef bazı özel ölçekli bulut hizmetleri diye adlandırdığımız bulut teknolojilerinin alternatifi yok. Yani başka yollarla bu derece ileri hizmetlere, imkanlara ulaşmak mümkün değil çağımız koşullarında. Dolayısıyla kullanmak gerçekten herkes için faydalı. Peki uluslararası veri akışı ile ilgili düzenlemeler bunu nasıl etkiliyor? Şimdi biz bulut bilişim deyince aslında asıl olarak aklımıza gelen bir şey, gelen şey coğrafya, lokasyon bağımsız bir teknoloji olması, bir barındırma, bir veri işleme faaliyeti sürdürüyor olması. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir sunucu üzerinden bulut bilişim sağlayıcıları dünyanın herhangi başka bir yerine ve belli coğrafya limiti olmadan, ya da işte belli bölümlere, belli kısımlara, belli ülkelere, belli şirketlere, belli bir sunucuyu ayırmak zorunda kalmadan çok etkin hizmet verebiliyorlar.
coğrafya bağımsız olması da verinin yurt dışına çıkışını beraberinde getiriyor haliyle. Çünkü bu sunucuların bir şekilde nerede olduğu, bulunması gereken yerle ilgili bir kısıtlama yok. Buradaki esas olan etkin yönetim olarak dikkate alınıyor bulut hizmet sağlayıcılar tarafından. Dolayısıyla bunun belli bir coğrafyada olmasından ziyade güzel, iyi, kaliteli hizmet sunması önceliklendiriliyor. Ve biz zaten çevrim içi olarak bu hizmetlere erişiyoruz. Bunun çevrim içi olması da sürekli gelişen tarafın yakalamamıza ve bizim için de daha etkin, daha hızlı, daha çözüm odaklı sonuçlara ulaşmamızı sağlıyor. Böyle olunca da aslında uluslararası veri akışı ile ilgili bir sınır olduğu zaman bizim bulut hizmetleri kullanmamızı etkileyebiliyor bu düzenleme. Bunlar da ulusal mevzuatlarla zaman zaman tabii ki daha birden fazla ulusu etkileyen mevzuatlar Avrupa Birliği'nde olduğu gibi mevzuatlarla olabiliyor. Ama etkileyen dediysem bunu illaki böyle negatif bir etki olarak anlamamak lazım. Çünkü mutlak bir negatif etki her zaman doğmuyor. Sadece burada aslında kanun koyucunun da hep düşünüyoruz hani neden kanun koyucu bir kısıtlama yapmak ister? Kanun koyucunun en nihai amacı buradaki kendi düzenlediği alandaki vatandaşının korumaktır, bir denge yaratmaktır. Ülkedeki hukuk sistemini, vatandaşı, ekonomi düzeni korumaktır. Dolayısıyla buradaki kısıtlamalar aslında mutlak bir kısıtlama ve bir şekilde hayatı zorlaştırma olarak değil, dengeli olarak koruyucu bir çerçevede bir şekilde bu hizmetlerden faydalanmamızı sağlamaktır. Dolayısıyla şimdi baktığımızda ülkemizdeki mevzuat çerçevesine baktığımızda bulut bilişimi düzenleyen bir çerçeve mevzuattan bahsedemiyoruz. Öyle bir mevzuat yok. Bazı özellikle de yeni çıkan regülasyonlarda bulut bilişimle ilgili düzenlemeler de var. Özellikle bazıları sektör spesifiklerin özellikle. Ama tabii ki bunlar uygulama alanı oldukça dar düzenlemeler. Bunların en önemlisi de 2018 yılının yaz ayında bu Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle aslında kamu için geldi. Ona birazdan değineceğiz. Yani bulut bilişimle ilgili aslında en detaylı sayılabilecek düzenlemeler bu genelgenin içinde bize geldi. Ama bunun dışında bizim kişisel verileri korunması mevzuat var aslında çerçeve mevzuat olarak. Bu bizim yani bulutla alakalı bir mevzuat değil, doğrudan uluslararası veri akışıyla da alakalı bir mevzuat değil. Bu tamamen kişisel verilerin yani biz vatandaşların verilerinin işlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususları düzenleyen bir kanun bu. Bu kanunun amacı da yine dediğimiz gibi burada zaten bir anayasal da hakkımız, kişisel verilerin koruması hakkı. Burada biraz kronolojiden bahsediyorum. 1981'den beri aslında Türkiye Uluslararası Sözleşme, 108 sayılı Uluslararası Sözleşme'ye taraf ve bu sözleşme kişisel korunmasıyla alakalı üye devletlerde. Daha sonra biz bunu iç hukuka aktarıyoruz ve anayasaya da bir şekilde bizim kişisel verilerin korunması ile ilgili hakkımız giriyor. Kişi hak ve özgürlüğü olarak. Yani burada devlet yani anayasal hak olarak bir koruma altına alınıyor 2010 yılında. Bu esnada 2016 yılında da bizim ilk defa kişisel verilerin korunması kanunu yürürlüğe giriyor. Aslında bizim kanunumuz biraz geç geldi Avrupa Birliği'ne kıyasla. Avrupa Birliği'nde buradaki şeyler slide'dan görebileceğiniz gibi 2007 yılından beri var. Bizde 2016 yılında var. Uzunca bir süre taslaktı. Biz o yüzden de Avrupa Birliği'nin bir önceki yani şu anda Avrupa Birliği 2018'de genel veri koruma tüzüğü GDPR olarak bilinen mevzuata geçti. Ama biz bu bir önceki 95-46 olarak bilinen bir önceki direktifi almıştık. Bu yüzden de zaten şu anda gündemde yani bunun yetersizliğini de demeyeyim, bunu daha da geliştirmek, yani mevcut mevzuat çerçevemizi daha da geliştirmenin bir gereklilik olduğunu, yani çağa uydurmanın bir gereklilik olduğunu düşünen hükümetimiz de zaten bunu şu anda hem insan hakları eylem planı hem ekonomi reform paketine aldı. Avrupa'nın yeni GDPR'a yani genel veri koruma tüzüğüne uyarlamak üzere bir takvim de belirledi. Hedeflerden bir tanesi. Ve bunu önümüzdeki Mart 2022'ye kadar GDPR uyum takvimi geldi bize. Ve burada tabii ki önemli başlıklardan bir tanesi bu uyum takviminde verinin yurt dışına aktarımı konusunda GDPR'a uyumumuz. En önemli önceliklendirilen ve spesifik olarak altı çizilen başlıklardan biri de bu olarak yerini aldı. Şimdi kısaca biraz bakarsak KVKK yani kişisel verilerin korunması mevzuatı az önce dediğim gibi sırf yurt dışına aktarımı düzenlemiyor. Aslında bizim kişisel verilerimizin bizim menfaatlerimize uygun şekilde bizim hakkımızı ihlal etmeden ve de bir üçüncü kişilerin bizim kişisel verilerimizden bizi bizi kötüye kullanacak, bizim haklarımızı kötüye kullanacak şekilde fazlaca kendine değer yaratmasını engelleyecek düzeyde bir takım düzenlemeler getiriyor. Bu yüzden de bu bir tek yurt dışına aktarımda değil, verimizin herhangi bir tarafla paylaşıldığı anda ya da herhangi bir tarafta işlenmesi halinde bir hizmet alırken dahi biz bu veri işlerken
o bize hizmet verecek kişi bu veriyi işlerken bile belli koşullara dikkat ederek bizim verimizin güvenliği, gizliliğini koruyarak ve bundan dediğim gibi menfaat dengesini bizim aleyhimize değiştirecek şekilde kendine menfaat yaratması engelleyerek işlemesini sağlamak üzere düzenlenmiş hükümler bütünü. Bu verinin zaten yurt içinde aktarılması da belli koşullara tabi ve normalde yurt içinde aktarılmasının koşulları da yurt içinde veri işlemeyle çok güzel koşullar. Burada ne oluyor? Bir şekilde veri sahibinin yani ilgili kişinin, verisi işlenen kişinin rızası, zaten açık rızası olduğu sürece veri işlenebiliyor. Ama tabii ki bu açık rızanın da ilgili veri işleme faaliyetine göre verilmiş olması lazım. Bunun olmadığı ya da bunun gerekmediği durumlar da var. Bu zamanda veri işleyenin meşru menfaati, hukuki gereklilikler, kanunlara uyum gibi gerekçelerle yine verinin işlenmesi ve yurt içinde üçüncü taraflarla paylaşılması mümkün. Şimdi yurt dışında paylaşılmaya gelince normalde bizim 2016'da kanun çıktıktan sonra 2017'de Kişisel Verileri Koruma Kurulu kuruldu. Ve kanunumuzun 9. maddesi aktarımı düzenliyor. Ve 9. maddede aslında bir güvenli ülkeye atıf yapıyor. Ve kurulun bir hem bir görev hem de bir yetki ve görev olarak kurula güvenli ülkeleri açıklama yükümlülüğü yüklüyor. Burada güvenli ülkelerin açıklanması ne demek? Güvenli ülke demek verinin yurt içinde paylaşılıyormuş gibi herhangi bir sorun olmaksızın aktarılabileceği üçüncü ülkeler anlamına geliyor. Maalesef bizim kurulumuz bugüne kadar çeşitli nedenle güvenli ülkeleri yayınlamadığı için şu anda verinin yurt dışına aktarılmasında bizim yurt içine aktarımdan birazcık daha fazla dikkatli olmamız ve birazcık daha fazla kurala uymamız gerektiği bir dünyaya karşı karşıyayız şu anda. Bunlar da neden? Yine dediğim gibi burada bir yasaktan söz etmiyoruz. Önlemden söz ediyoruz. Tedbirden söz ediyoruz. Uyulması gerekli yükümlülüklerden söz ediyoruz. Az önce söylediğim gibi yani veri sahibinin, ilgili kişinin, verisi işlenen, verisi aktarılan kişinin açık rızası olduğu sürece ki bu açık rızada da işte yine mevzuata uygun olması adına neden verinin yurt dışına aktarıldığı, hangi verinin aktarıldığı, kimlerle paylaşılacağı dair bir aydınlatma yapıp bu kişinin rızasını alarak aktarmak, herhangi bir problem yaşamaksızın bunu aktarmak mümkün. Ya da kuruldan izin almak. Kuruldan izin almak da nasıl? KVKK'ya, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan. Burada da karşılıklı veriyi aktaran ve aktarılan tarafların, yani az önceki örneğimizde bir AWS'in bir bulut hizmet sağlayıcı olduğunu düşündüğümüzde AWS'i kullanan taraf ve AWS'in diyebiliriz. Aralarında kuracağı bir sözleşmeyle o aktarılan verilerin güvenliğini ve gizliliğini korumayı, yeterli hükümlerle korumayı taahhüt etmeleri ve bu taahhüdünü kurula ulaştırıp KVKK'dan izin almaları halinde yine veriyi yurt dışına aktarmak mümkün. Şimdi burada bizim ne farkımız var? Bu slaytlarda bunu anlatıyoruz. GDPR'dan ne farkımız var ve nasıl değişebilir bu durum? Dediğim gibi zaten şu anda bizim elimizde iki tane çok net unsur var. Kanun da tanıyor, kurul da bunları tanıyor. Yani ilgili kişinin rızası, kurulun izniyle aktarım yapmak mümkün. Burada bizi birazcık yurt dışına aktarımla ilgili önümüzü tıkayan, daha doğrusu birazcık problem yaratabileceği düşünülen şeyler neler oldu? Şimdiye kadar kurulun bu konuda çok az izin vermiş olması. Şimdiye kadar 3 tane, bir tanesi bu hafta olmak üzere Amazon'a 2 tane izin verdi. Teb Arval şirketine ve Decathlon'a izin verdi. Bunları da web sitesinde yayınladı. Ve bu izinlerde nasıl, bunları web sitesinde yayınlarken iznin hangi koşullara dayalı olarak verileceği, kurulun izni verirken nelere dikkat ettiği ve nelerin dikkate alınması, yani başvuranlar tarafından da nelere dikkate alınması gerektiğiyle ilgili çok net bir duyuru yayınladı. Buna uyarak da başvuru yapılabileceği söylendi. Şu an hala kurulda bekleyen başvurular olduğu da söyleniyor ve değerlendirildiği de söyleniyor. Bunun daha hızlandırılması için tabii ki GDPR'a uyum ve yurt dışına aktarım konusunda GDPR'a uyum bu sürecin daha da hızlı ve daha hızlı olması anlamına gelecek. Zaten takvimde burada nedir? Biraz farkı anlatırsak, uyumlu olursak ne fark olacak onu söylemek gerekirse. GDPR'de aslında kuruldan izin almak çok çok, yani kurul demeyeyim bir tek, muadil otoriteden, hangi ülkedeyse o ülkenin otoritesinden, yani bizim Kişisel Verileri Koruma Kurulu muadil otoriteden izin almak çok olağanüstü koşullarda aranan bir şey. Çok nadiren karşılaşılan bir şey.
Buna gelene kadar başka başka imkanlar tanınıyor. Bu imkanlar nedir? Burada bir kere karşılıklı taahhüt, yani sözleşme serbestliği karşısında az önce söylediğim asgari korumayı, güvenliği ve gizliliği korumayı taraflar taahhüt ediyorlar. Kurula izin almaksızın aktarım, yani otoritesine izin almaksızın aktarım yapabiliyorlar. Efendim mesela sertifikasyon gibi, mesleki davranış kuralları gibi imkanlar var burada. Ve çok daha etraflı bir düzenlemeler bütünü mevcut GDPR kapsamında. Biz de işte şu anda aldığımız, yani reform, ekonomi reform paketi ve insan hakları eylem planını aldığımız takvimle, hedefle bu etraflı ve süreci daha da kolaylaştıracak mekanizmaları iç hukukumuza da aktarmayı hedefliyoruz. İnşallah işte yapılacak çalışmalar çerçevesinde bunların da aktarımıyla süreç daha da kolay bir hale gelecek. Hep birlikte bunu da bekliyoruz aslında bütün piyasada da bu süreç. Çünkü dediğim gibi birçok vasıtayla yurt dışına veri aktarılıyor ve zaten verinin serbest dolaşımının bir şekilde ekonomiye de kişilere de kişilerin hizmet almasına da ülke ekonomilerine de ve alınan veriden yaratılan değerin artmasına da katkısının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada hem kişilerin korunması hem de verinin aktarılması ve verinin kullanılmasıyla, işlenmesiyle yaratılacak değer arasında bir denge düşünülerek buna elverişli bir mekanizmaların da en kısa zamanda kurulacağını bekliyoruz. Zaten dediğim gibi hali hazırda da veri sahibinin izni başta olmak üzere yurt dışına veri aktarımıyla ilgili meşru yöntemler mevcut kanunumuzda, bunları da kurul tanıyor. Bir de şurada KVKK çerçeve kanunu dedik. Bazen veri akışının kısıtlanmasının ötesinde verinin ülkede tutulması ile ilgili zorunluluklar olabiliyor. Bu da bir tek bizim ülkemizde değil, başka ülkelerde de var olabilir mevzuatlarda olan düzenlemeler. Bunlardan yani bizim ülkemizde de var ama bunlar genel geçer düzenlemelerden ziyade sektör spesifik ve o sektörün ihtiyaçları için getirilmiş düzenlemeler. Bunun da en başına finansı, bankacılığı koyabiliriz. Bankacılık sektöründe birincil ve ikincil sistem dediğimiz, yani bilhassa bir fiil banka faaliyetlerine, finansal faaliyetlere hasredilmiş sistemlerin, bilgi sistemlerinin ve verilerin ülkede tutulmasıyla ilgili bir hassasiyet var. Fakat yine burada söyleyeceğim, böyle bir durumda dahi, bu durumda dahi verilerin bir kısmının, yani birinci sistem olmayan verilerin yurt dışına çıkması, yani yurt dışındaki bulut hizmetlerinden faydalanılması, yurt dışında barındırılan faydalanılması mümkün. Bir de ülkede tutulmak kaydıyla bulut hizmetlerinden faydalanılması hala mümkün ve bu imkanlar özellikle ikinci söylediğim yeni gelen 2019 yılında çıkan bir bankacılık yönetmeliğiyle mümkün hale geldi. Verinin ülkede tutulmak kaydıyla paylaşımlı bulut hizmetlerinden finans sektörünün faydalanması. Yani bu aslında ülkemizde bulutun kullanımıyla ilgili de gayet olumlu bir gelişme olarak da hep, yani bizim karşıladığımız, sektörün karşıladığı bir şey. Çünkü daha evvelden tamamen bir yasak söz konusuydu bulut konusunda. Yani burada çünkü bir şekilde bu sistemlerin şu an kullanılabileceğine ve güvenli bir şekilde kullanılabileceğine bir karşı olan bir inanç neticesinde artık hani bulutun kullanılabilmesi, hatta paylaşımlı bulutun kullanılabilmesi bankacılık mevzuatına dahi girmiş durumda. Bir de bunun dışında sektör spesifik düzenlemelerde ilgili otoriteleri, mesela enerji sektöründe EPDK'ya yerinde denetim hakkı veren bazı düzenlemeler var. Bazen yerinde denetim hakkının aslında verinin yurt dışına çıkarılmasına engel olduğu düşünülebiliyor ya da işte bununla ilgili argümanlar üretilebiliyor. Aslında hani biz hukukçu olarak baktığımızda bunun ancak mevzuatta açıkça lokalizasyon düzenlendiği durumlar haricinde denetim hakkı yurt dışında tutulan sistemler üzerinden de yerine getirilebildiği sürece ilgili otoritenin bunun bir engel olarak görülmesi yine gerekmiyor. Çünkü zaten bu durumda bir şekilde, yani bir aksesi denetim olduğu zaman, EPDK gelip denetim yapmaya çalıştığı zaman bir şekilde ilgili bilgi sistemine, ilgili veriye erişimi olduğu sürece bunun verinin nerede tutulduğunun pek bir önemi olmaması gerekiyor gibi. Bunu da yorumlayabiliriz. Zaten bu sektörel bazda veri lokalizasyonu hani ülkemizde çok fazla, dediğim gibi, sektörde olmuş yaygın bir şey değil. Sadece en net örneğini finans sektöründe görüyoruz. Bu da belli ihtiyaçların bulunması nedeniyle ve burada da dediğim gibi mutlak bir bulut engeli hala daha bulunmuyor. Şimdi en son bilgi ve iletişim güvenliği rehberine geçiyoruz. Buraya da yine geniş bir zaman ayırdık. Çünkü zaten hani buradaki katılımcılarımızın da bu rehberden etkilendiğini ve
genel GV rehber diyeyim, etkilendiğini ve buna tabi olunmayla ve bu nedenle buradaki önlemlerin alınmasıyla ilgili bir ihtiyaç olduğuna dair düşünceleri olması çok normal. O yüzden bu konuyu da biraz etraflı ele almak istedik. Yine çünkü dediğim gibi az önce hem Bluetooth bilişim kullanılmasıyla ilgili detaylı düzenleme var, hem de yine verinin ülkede tutulmasıyla ilgili bazı düzenlemeler içeriyor. 2019 yılının 1 Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı resmi gazetede ve bu genelgede 21 tane güvenlik tedbiri yazılıydı ve bu güvenlik tedbirleri kamu, kurum ve kuruluşları tarafından ve kamuya ait verilerin işlenmesi, saklanması ve bunların kullanılmasıyla ilgili alınması gereken tedbirleri içeriyordu. Bu şeyde genelgede bir rehbere atıf yapıyordu ve Dijital Dönüşüm Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimizi görevlendiriyordu. Ve buraya da bu genelgenin uygulanması ile ilgili esasları ortaya koymak üzere detaylı bir rehber yapma görevi veriliyordu. Dijital Dönüşüm Ofisi de böyle etraflı çalışmalar gerçekleştirdi, paydaşlardan görüşler aldı ve neticesinde bir rehberini hazırladı ve bu 2020 senesinde, yani bir sene sonra hemen hemen yine Temmuz ayında Dijital Dönüşüm Ofisi'nin web sitesinde bir rehber yayınlandı. Bu rehber gerçekten etraflı bir düzenleme getiriyor, düzenleme çerçevesi öngörüyor ve kamu kurum ve kuruluşlarına bayağı kapsamlı bir çalışma yapıp verilerin güvenliğini sağlama konusunda tedbirleri alma yükü yüklüyor. Burada da yine dijital dönüşüm rehberlik takvime baktığımıza göre aslında ilk etapta yapılması gereken şey, öncelikle bir üçlü bir ayrım takvimi görüyoruz, ona geleceğim detaylarına. Öncelikle yapılması gereken şey bir envanter hazırlığı. Yani kamu kurum ve kuruluşları ellerindeki verileri, verilerin bulunduğu alanları, ekipmanları ve işte bu şeyleri, mekanları, alanları, verileri bir değerlendirerek bir envanter çıkartıyorlar. Ve bu envanterdeki verileri bir şekilde kritiklik derecesine göre derecelendiriyorlar. Ve kritiklik 1, 2, 3 olarak adlandırılan kritiklik derecesinde en az kritikten en çok kritiğe kadar olan ve kritiklik seviyesi arttıkça ağırlaşan tedbirleri belli bir vade içerisinde yürürlüğe sokmaya, uygulamaya, almaya davet ediliyorlar. Bu vadede burada şeyde görüyoruz. 2022 sonuna kadar bir vadede birinci, ikinci ve üçüncü seviye tedbirler olarak bunları yürürlüğe koymaları bekleniyor. İlk önce de belli 2021 Ocağı kadar bir dönemde de zaten hazırlık çalışmalarını yaptık. Yani az önce söylediğimiz varlıkları bir envanter çıkarttık. Bizim ne verilerimiz var, hangi saklama ortamlarımız var, bu verilerin kritiklik dereceleri nedir, ona göre bir planlayalım. Yapıp bu hazırlık çalışmalarını yaptıktan sonra da rehberde yer alan tedbirleri birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye olarak orada kritiklik seviyesine göre çıkarttıkları envanterdeki verileri uygulamayla ilgili bir takvimimiz vardı. Şimdi buradaki kritiklik nedir? Hangi veriler bu kapsama girer ve de bu verilerin yurt dışına çıkmasıyla ya da bulut kullanımıyla ilgili engeller nedir kısmını cevaplarsak, genelgede kamu kurum ve kuruluşlarına ait veriler olarak bir de nüfus, sağlık, iletişim kayıt bilgileri ve biyometrik veriler gibi kritik veriler gibi iki tane tanım var. Bu verilerle ilgili aslında az önce söylediğim nüfus, sağlık, iletişim kayıt bilgileri ve biyometrik veriler gibi kritik bilgilerin yurt içinde tutulması ile ilgili bir düzenleme var, bir net madde var genelgede ve devamında da kamu kurum ve kuruluşlarına ait verilerin yurt dışında barındırılan bulut sistemlerini kullanması ile ilgili bir takım kısıtlamalar görüyoruz. Yine dediğimiz gibi bunlar tamamen güvenlik amacıyla, verinin korunması amacıyla getirilmiş düzenlemeler ve buradaki mevzumuz, yani buradan çıkan sonuç doğrudan bir mutlak bir yasak var. Bulut şey değil, kullanıma elverişli değil, bulut güvenlik açığı yaratıyor gibi bir durum değil. Tam tersine devamında zaten rehberde çıktığı zaman burada bulut bilişimde alınacak tedbirlere dair bir kısım da olması aslında bizim burada bir yasakla değil, güvenli bir kullanımla görevlendirdiğimiz, yani kamu kurumları için söylüyorum, görevlendirdiğimiz sonucunu çıkartıyor. Şimdi kamu kurum ve kuruluşları deyince de rehberde çok net bir ayrım yapılmamış olmasından bunun kapsamının çok geniş olabileceği ve kamuya ait veriler de dendiği için ve dolayısıyla birçok ülkemizdeki işte üniversiteler dahil çok fazla yapıyı kapsayabileceğine dair bir düşünce, bir algı var. Ne dolayısıyla buna uymak için de bir çaba var ya da en azından uyulması gerektiğine dair bir inanç var. Bu da gayet haklı bir inanç. Ama rehberde de zaten kritiklik
şeyi getirilerek burada, yani bir kritikliğe göre bir seviyelendirme, derecelendirme yapılarak bu kritiklik seviyesi arttıkça yurt içinde tutma, kritiklik seviyesi arttıkça buluta çıkartmama gibi bir yaklaşımın benimsendiğini çok net görüyoruz. Ve burada veri sınıflandırılması dediğimiz bir tek ülkemizde değil, dünyanın her yerinde olan ve son derece de başarılı bir şekilde uygulama örneklerini gördüğümüz bir kritiklik derecelendirmesi var. Nedir bu? Çok ciddi, önem düzeyi çok yüksek ve bir şekilde hangi zarar uğraması halde kamu kurumuna, kamuya büyük bir zarar verecek olan veriler çok kritik veriler. Bunun dışındaki veriler niteliğine göre daha az kritik ve kritiklik seviyesi düşük veriler olarak sınıflandırılabilir. Ve aslında baktığımızda dünyadaki örneklere, ülkemizdeki örneklere baktığımızda bu kritik olmayan verilerin, kritik, hatta kritiklik seviyesi yüksek olmayan, kritiklik seviyesi düşük olan verilerin çoğunluk verisi olduğunu, yüzde, yani bazı rakamlarda İngiltere'deki, Amerika'daki örneklerde %95'e kadar olan çıkan rakamlar, ülkemizde de yine bunun %85'in altında olmayacağı tahmin edilebilir. Rakamlarda kritiklik derecesi düşük verilerin olduğundan söz ediyoruz ve bu veriler için zaten bir bulut engeli ya da yurt dışına çıkışla ilgili bir engel şu an rehber kapsamında mevcut değil. Yine bu verilerin işlenmesiyle ilgili önlemlerin alınması gerekiyor. Zaten kamu kurum kuruluşları açısından baktığımızda da bu aslında bu verilerin yurt dışına çıkması, yani ya da verilerin yurt dışına çıkması derken veri akışının serbest olması ya da yurt dışından sunulan imkanların, bulut imkanlarının kullanılması, bu kamu kurum ve kuruluşları için özellikle de baktığımızda uygulamadaki, dünyadaki uygulama örneklerine baktığımızda belediyeler, üniversiteler gibi özellikle gruplardaki çokça verinin olduğu ve çokça farklı verilerin olduğu ve bazen işte eğitimle ilgili içerikler, bazen bambaşka, yani bizi başka yere taşıyacak şeyler, yani ilk şeydeki şehirdeki lokasyonlarla ilgili ve bunlardaki işte toplu taşımın optimize edilmesiyle ilgili veriler gibi çok net uygulama örnekleriyle bunların aslında bulut kullanımı ya da işte ileri teknolojiler kullanımıyla veriden değer yaratıldığı, kamu hizmetinin daha değerli bir hale getirildiği ve daha etkin bir şekilde yapıldığı örnekleri de çokça gördüğümüz için aslında burada yine bir bulut engelinden ziyade dikkatli, yani kendi konuya göre, olaya göre o esnada mevcut olacak, kullanılacak hizmetten, mesela örnek veriyorum, misal AWS kullanılması ile ilgili bir fırsat var, imkan var ve buradan bir değer yaratmak mümkün. O zaman biz hangi hizmeti alacağız? O hizmetin kapsamına hangi veriler giriyor? Bu veriler kamuya ait veri mi, kamu kuruluşuna ait veri mi? Kritiklik derecesi nedir? Kişisel veri var mı aralarında? Bunlar için hangi önlemleri almamız gerekiyor gibi soruları sorduğumuzda zaten aslında bize ne KVK kapsamında ne kamu genelgesi kapsamında hiçbir engel olmadan bu hizmetlerden faydalanabileceğimiz durumlar olabilir. Yani burada şunu demiyoruz. Evet, çok genelge ve rehberde ciddi bazı tedbirler var ve bu tedbirlere uyulması gerçekten hani çoğu durumda kamu menfaatine ve gerekli, zaten yani hani lazımsa bir şekilde bir mevzuatı var. Ama bu demek değildir ki siz bunlara uyarken bulut kullanamayacağız ya da hiçbir şekilde yurt dışına atamayacağız. Biz elimizdeki imkana ve kullanacağımız veri setine, işte o iş için, o hizmet için baktığımızda, bir değerlendirme amacı uygun değerlendirme yaptığımız sürece zaten birçok verinin kritik veri olmayacağını ya da bazen kişisel veri dahi olmayacağını anonimleştirme gibi yöntemler var. Bunlar da yazılabilir, bakmak lazım. Böyle durumlarda yurt dışına aktarım ve bulut kullanımı ile ilgili aslında önümüzde hiçbir engel olmayacağını görmek lazım. Dolayısıyla hani mevzuatları, düzenlemeleri bu şekilde okuyup uygulamasını da bu şekilde yapmak bizim aslında, kusura bakmayın, biraz slaytlardan bağımsız olarak anlatmışım arada gidip gelerek, ama zaten sunumları paylaşacağımız için ya da arada sorular varsa onları yanıtlarız. Burada dediğim gibi, yani bulut bilişim kullanımı ile ilgili bir rehber var. Burada nelere dikkat edileceği dahi düzenleniyor. Bunlara dikkat ederek ve zaten hani alacağımız hiper ölçekli bulut hizmetlerinde çoğu zaman üst düzey güvenlik vaatleri ve üst düzey güvenlik önlemleri hem çağa uygun hem en hızlı, en etkin şekilde alınıyor. Bu aynı zamanda kamuyu bir maliyetten de kurtarabilir. Çünkü her verinin kritik olması ve en kritik veriler için en yüksek tedbirlerin alınması zaten maliyeti, operasyonu, organizasyonu da zor bir şey. Bu külfeti yani istemez bunu uygulayıcı olanlar da. Dolayısıyla kendi avantajlarında olabilecek birçok imkandan faydalanma
şansları olabilir. Ve de dediğim gibi sırf günlük faaliyetlerini yaparken değil, veriden değer yaratmak imkan olabilir. Bunu sizler yani iş insanları, bilgi teknolojisi uzmanları daha iyi, yani benden daha iyi tahlil edecekler. Uzmanları dereyi nasıl bir veriden değer yaratabilir, nasıl süreçler daha güzel olabilir ya da var olan verileri nasıl daha etkin halde bundan daha katma değerli şekilde faydalanabiliriz gibi konuları daha iyi düşüneceksinizdir ama illaki hani bunun olduğunu biliyoruz ve bu olgulardan faydalanmak adına gerçekten hani bir bu amaca uygun mevzuatların ele alınması, yorumlanması büyük önem arz ediyor. Bir de en son genelgeyle birlikte kritik altyapı sektörleriyle ilgili bir düzenleme var. Bu yine hani kamu olduğu için sizleri birazcık daha fazla ilgilendiriyor ama yine burada elektronik haberleşme, enerji, su yönetimi, kritik kamu hizmeti, ulaştırma, bankacılık ve finans, bir de genelgede zaten sağlık verileriyle ilgili özel bir düzenleme olduğu için sağlık sektörlerinde de belli güvenlik önlemlerinin, yani bu az önce söylediğimiz yani 21 tane tedbir ve bunların uygulanması ile ilgili rehberde yer alan spesifik olarak zaten elektronik haberleşme ve enerji sektörü için spesifik tedbirler de mevcut rehberde. Bunlara uygun hareket edilmesi lazım. Ama yine de hep söylediğimiz gibi bunlar bir engel ya da mutlak bir yasak değil. Veri sınıflandırma, veri sınıflandırma yöntemiyle ve amaca uygun olarak veriler neler, alacağımız hizmet nedir, almak istediğimiz sonuç nedir, şer bir değerlendirme yapıldığında aslında gayet mevzuata uygun, ülke gerekliliklerine uygun, amaca uygun bir şekilde bulut kullanımı mümkün olabilecektir diyebilirim. Yine burada detaylı rehber kapsamındaki çalışmaları biraz anlattık ama bunlar biraz fazla teknik detay kalır. Uygulama sürecinden de az önce bahsetmiştik zaten. Bundan sonra bir de şu aşamada olacak kamu kurumları için. Tabii ki öncelikle hazırlık yaptılar, oluşturdular, tedbirleri uygulamaya başladılar. Bundan sonra da bir denetim süreçleri başlayacak. Bundan sonra bunlara uygunluk denetimi, geri bildirim süreçleri. Bu süreçte ileride tabii ki bu şey rehber mutlak olmadığı için ve şeye göre uyarlanabileceği için gelişimlere, teknolojiye, çağa, kamunun gereksinimlerine göre uyarlanabileceği için o denetimler ve geri bildirimler neticesinde de bu az önce bahsettiğimiz konularla ilgili başka daha da yani mantıklı, makul bir şekilde değişiklikler olması da mümkün önümüzdeki günlerde. Zeynep Hanım çok teşekkürler. Biraz sesiniz gidip geliyor arada ama kamerayı kapatsak belki daha şey olabilir. Tam da sonuna gelmişiz galiba sunumun. Ha, olur, zaten bitti sunumum benim. Süper. Sorular varsa sorulara geçebiliriz. Kusura bakmayın. Hala kötüyse ben hemen 2 saniyede bağlantımı değiştiririm. Arada gidip geldi. Hani sıkıntı yaşamadık ama biraz artmaya başlamıştı. O yüzden ben devreye girmek istedim. Tamam. Ama net bir şekilde duyabildik. Duyulamayan bir nokta varsa, sorularımız varsa lütfen gerek sohbet kısmından gerek mikrofonunuzu sessizden çıkararak sorularınızı yöneltebilirsiniz. Onun dışında Zeynep Hanım da bahsettiği gibi sunumlarımızı zaten biz paylaşacağız Mirat Beylerle. Akabinde sizlerle paylaşırlar diye düşünüyorum ben de. Tabii ki. Hem kayıt alınıyor, kaydı paylaşacağız, hem sunumları paylaşacağız. Süper. Çok teşekkürler Mirat Bey. Sorumuz var mıdır? Biliyorum hani 2 saatlik çok yoğun bir şey oldu, oturum oldu. Biz sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bizim gözümüzden hani biz neler yapıyoruz eğitim sektöründe, birlikte neler yapabiliriz araştırma anlamlarında. Sorularınızı dinliyorum. Dediğim üzere mail adreslerimizi de paylaştım. Mail üzerinden de bize ulaşabilirsiniz dilediğiniz her zaman. Biz sizlerle doğru kontakları AWS içerisinde, Rackspace içerisinde bir araya getirerek sorularınıza çözüm olmaktan memnuniyet duyarız. Ben bu arada Zeynep Hanım'a da teşekkür ediyorum sunumu için. Zeynep Hanım sunumunda bahsettiği GDPR uyarlaması ile ilgili taslak kamu kurumlarına Haziran ayında ulaştı. Görüş soruldu. Biz değişiklik önerilerini çok olumlu bulduk. Gerçekten GDPR uyarlama anlamında bir yeterli koruma diye bir kavram gördüğüm kadarıyla var ama o tanımlandıktan sonra ve sağlandıktan sonra kurulun onaylayacağı birçok veri aktarımları çok daha kolaylaşıyor. Dolayısıyla
teknolojinin imkanlarından faydalanma imkanı oluyor. Bunları bilinçli kullanmak tabii ki önemli. Ama umuyorum ki yani taslak zaten 11. Kalkınma Planı yol haritasında bu konuda ifade edilmişti. Bizim de dönükle sağladığımız toplantılarda bu uyumun önemi. Böyle bir taslağın var olmuş olması ve görüş alınıyor olması Mart 2022 için verdiğiniz tarihin yakalanacağına dair beni de ümitlendirdi. Sevindirici bir gelişme. Bunun dışında belki tarihçiye gidersek Amazon Web Services .com bunun sonunda 2000'li yılların başında başlayan bir hizmet olarak aslında bilişim sektörünü olağanüstü dönüştüren bir ve inovasyonu çok tetikleyen bir hizmet. Çünkü daha öncesinde 2000 öncesindeki startuplar işe bütçelerinin önemli bir kısmını bir sistem odası kurmak, ondan sonra kabinlerin içini doldurmakla başlayan bir süreçti. Bu da startupların bütçelerini çok daraltan ve dolayısıyla da başarı şansını azaltan bir şeydi. Amazon Web Services'in bir bulut ve bulut hizmetleri, file sistem filan gibi bütün bu yeniliklerin ötesinde diğer startuplara sağladığı bu imkan gerçekten devrim düzeyinde bir bilişim sektöründe katkı oldu. Tabii ki bunu yasalar ve genelgeler çerçevesinde doğru olarak kullanmak buradaki değerli uzmanlarımızın sorumluluğunda. Ama bugün artık startuplar önce bir sistem odası kurayım, soğutma sistemi satın alayım, 3-4 kabin doldurayım diye işe başlamıyor. Bugün startuplar önce hemen ihtiyacı kadar yer kullanarak, kiralayarak işe başlıyor ve sonrasında kendileri için doğru zamanda bir sistem odası kurulması lazımsa kuruyorlar. Bunun bilişim sektöründeki önemi gerçekten çok büyük. Onun dışında aşağıda sorular geliyor. Ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Tabii ki kamu kurumu olarak yasalar ve genelgeler çerçevesinde kullanılması konusunda herkes gerekli hassasiyeti göstermek zorunda. Çok teşekkür ediyorum şu ana kadarki sorular için. Çok sağ olun Mürat Bey, özetlediğiniz için de güvenlik kısmı Esra'nın da aslında sunumu esnasında bahsettiği bizim önceliklerine, ilk önceliğimiz. Biz hatta buna Job Zero diyoruz. Burada AWS'in 200'den fazla servisi tamamıyla GDPR uyumlu, örnek vermek gerekirse. Burada ben linkini de paylaştım chat kısmında. Oradan da bakabilirsiniz. Ferdi Bey'in bir sorusu olmuştu. O soruyu birazcık GDPR'a yorumlayarak aslında oradaki uyumluluğumuzu paylaştım. KVKK'nın KVKK'dan aldığı onay kapsamı ve içeriği webde ulaşılabilir halde midir şeklinde bir sorumuz vardı. Bu soruyla alakalı yanlış bir bilgi yönlendirme yapmak istemiyorum ama GDPR kısmıyla alakalı bir uyumluluğumuz webde mevcuttur. Eklemek istediğiniz bir soru varsa Zeynep Hanım veya Esra sizin tarafınızdan lütfen eklemenizi rica ederim bu soru özelinde. Şöyle Amazon'un benim sunumundan kaynaklanmış olabilir bu soru. O yüzden ben bir ekleyeyim. Ama KVKK'dan aldığı onay Amazon.com.tr olarak retail şirketinin yaptığı yurt dışına aktarımla ilgili KVKK'dan bir onayı mevcut. Bunun da şeyi var aslında, ben buradan yani webde var. Detay içerik tabii ki gizlilik nedeniyle paylaşılmıyor ama size webdeki halini buradan yolladım. Yani KVKK'nın web sitesindeki ilan edilmiş halini buradan paylaştım ben de. Çok teşekkürler Zeynep Hanım. Başka bir sorumuz da İbrahim Bey'den geldi. Devlet kurumları için satın alma süreci nasıl işliyor? Pardon, ihale doğrudan temin, demo ve benzeri olmadan temin edebilmesi mümkün değil diyebiliyorum. Şimdi şöyle, aslında burada bahsettiğimiz, aslında Mirat Beylerle de oluşturduğumuz Rackspace Okre ağı bizim aslında TÜBİTAK ULAKBİM'e bağlı kurumların ihaleye çıkmadan AWS servislerini alabilme imkanları sağlıyor. Burada sadece ihaleye çıkmadan değil, bunun yanında indirim, bahsettiğimiz bu %6'lık bir indirimle de AWS servislerini alabilme imkanı sağlıyor. Sorunuza cevap olabildi mi İbrahim Bey?
Ya da Mirat Bey, sizlerin eklemek istediği üzerine bir yorumunuz varsa lütfen eklemenizi rica ederim. Ben de o konuda şu an sizin söylediklerinizin ötesinde bir şey söyleyemeyeceğim. Bazı özelden de bütçe kalemlerine bağlı bazı sorular bana geldi. Daha detaylı sorular varsa mirat.satoğlu@tubitak.gov.tr adresine iletirlerse idari birimimiz de bizzat bu satın alma işlerini takip eden arkadaşlarımızla irtibatlandırıp spesifik bütçe kalemlerinde kısıtlar var mı yok mu bunları cevaplamaya çalışırız. Çok teşekkürler. Aynı şekilde benimle de bu mailleri paylaşabilirsiniz. Ayrı bir oturumda üzerinden birlikte geçebiliriz. Başka sorumuz var mıdır? El kaldırmaları göremiyorum. Eğer varsa rica Zeynep ediyorum Hanım, ben el kaldırmış durumdayım. Bilal Usanmaz. Nasılsınız? İyiyim Atatürk Bilal Bey, Üniversitesi'nden merhabalar. Katılıyorum. Şöyle kameramı da açayım eğer telefondan bağlandım şu anda. Efendim öncelikle ULAKNET yetkilileri ve sunumu yapan sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir hali hazırda temasımız da olduğu bir projemiz söz konusu ve Amazon servislerinden özellikle IoT tarafındaki platformları kullanmak üzere bir talebimiz de oldu. Ben bu toplantıyı duyunca çok sevindim. Buradaki açıklamalar çok güzel oldu. Bu minvalde biz aslında o zaman aklımıza takılan soru şuydu. Kullandıkça öde şeklindeki EVS'in bu politikası karşısında biz kamu kurumları olarak acaba nasıl bir İbrahim Bey'in sorduğu gibi tepki vereceğiz, nasıl bir yol izleyeceğiz, buradaki açmazımız nasıl çözülecek, bu kısımda acaba bir cevap bulabilir miyim? Şu anda projemizi de sunduk diyelim, o aşamadayız ve bu servisleri kullanmak istiyoruz. Açıkçası bir araştırma projemiz hali hazırda bir örneğimiz var, şu anda ne yapacağız? Çok güzel. Çok teşekkürler Bilal Bey sorunuz için. AWS üzerinde farklı ödeme modelleri var. Bir yıllık veya üç yıllık aslında taahhütlü ödeme imkanı olan servislerimiz de var. Bu servisler dışında dediğiniz gibi aslında bulutun güzelliklerinden ilki kullandığın kadar öde ve böylece aslında ekstra maliyetlere katlanmadan ihtiyacınız olduğu doğrultuda ödeyip projenizi gerçekleştirin. Bu bağlamda böyle sorular geliyor bize. Bilal Bey çok teşekkürler. Bunu gündeme getirdiğiniz için. Şöyle, biz burada bu durumları, bu projeleri özelde değerlendirerek Rackspace ile birlikte konuşarak nasıl bir maliyetleme, nasıl bir bütçeleme modeli ortaya çıkarabiliriz? Orada ortalama ihtiyacımız nasıldır? Onu öngördükten sonra belki hani aradaki çözüm ortağımızla birlikte burada ödeme hani kısmını AWS üzerinden halledebiliyoruz. Burada tabii ki ama proje olarak değişiyor. Projeden projeye değişiyor. Rackspace'de ya da farklı çözüm ortaklarımıza kurduğumuz modellemeye göre değişiyor. Böyle sorular varsa ben özelden almayı tercih ederim. Onun üzerinden ayrı bir şekilde nasıl bütçeleme yapabiliriz diye konuşuruz. Bilal Bey, sizlerle de bu konuda ayrı bir şekilde konuşmak isterim. Nasıl size uygun hale getirebiliriz bu modelle ödeme modelini? Çok teşekkür ederim. Aslında başlığı burada özellikle açmak istedim. Uç sorumluları ve ULAKNET sorumlu hocalarımız burada. Belki kamusal taraftan buna bir bakış açısı getirilerek hızlıca burada bir çözüm yolu bulunabilir diye bir kez daha zikretmek istedim burada. Çok teşekkürler. Mirat Bey, sizin yorumunuz var sanıyorum. Yani bunları bize ULAKNET'teki duyurulara, o Hayrettin Hocam'ın yaptığı duyurulara cevaben ya da şahsi olarak yazarsanız, biz idari birimimizden şu an toplantıda kimse yok, onlarla daha detaylı olarak, daha spesifik olarak irdeleyip size dönüş yapabiliriz. Çok teşekkür ederim Mirat Hocam. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Başka sorumuz var mıdır? Yine aynı şekilde projeleme, bütçeleme konularıyla alakalı ben Mirat Beylere ve bize yine özelden mail atmanızı rica edeceğim. Proje bazlı tekrardan değerlendirelim ayrı ayrı. Sanıyorum başka sorumuz yok gibi duruyor.
Ben tekrardan emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burada iki buçuk saattir bizleri dinlediniz. Zamanınızı, değerli zamanınızı bizler için ayırdınız. Ben çok memnun oldum. Umuyorum ayrı ayrı yine telekonferanslar yapma fırsatımız olur bütün kurumlarla birlikte. Umuyorum bu bir işbirliğimizin başlangıcı olur. Dijitalleşme sürecinizde, projelerinizde, araştırma projelerinizde sizlere destek olabileceğimiz bir ortam oluşur. Tekrardan gerçekten teşekkürler. Şeylerimizi, sunumlarımızı paylaşacağız. Mail üzerinden de lütfen dilediğiniz zaman bizlerle iletişime geçin. Mirat Hocam, Hayrettin Hocam, Murat Bey çok teşekkürler tekrardan sizlere de bize bu ortamı sağladığınız için. Biz de teşekkür ediyoruz. Hem sizlere gerçekten dolu bir program oldu. David Bey ile başladık. Esra Hanım'la, Zeynep Hanım'la devam ettik. Sunumların her biri benim açımdan çok aydınlatıcı oldu. Gerçekten isabetli konular paylaşıldı. Katılım sağlayan değerli bilişim uzmanı yöneticilerimize, teknik mesai arkadaşlarımıza hep teşekkür ediyoruz. Kayıtları ve sunumları da paylaşacağız. Ve sonrasında bu süreç ve bilgilendirmeler, webinarlar devam edecek. Zaman olarak da gerçekten 5 dakika katılımcılar açısından unutmuş veya katılamayanlar açısından bir süre tanıyıp sonra başladık ama çok zamanında toparlamış durumdayız. O da çok sevindirici oldu. Tekrar teşekkür ediyorum. Programı hazırlamakta emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Güzel günler diliyorum hepinize. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Teşekkürler herkese. Görüşmek üzere. İyi günler.